Arkadaşlar merhabalar bu videomda geometri tekrar derslerinden yedincisini çekiyoruz. Evet ne işleyeceğiz bu videoda paralel kenar ve eşkenar dörtgenin tekrarını yapacağız. Tekrar daha sonra da tabii ki güzel sorularımız yeni nesil sorularımız eski nesil sorularımız konuyu kavratıcı sorularımız ve yine yeni nesil sorular da aslında konuyu kavratıcı sorular. Yeni nesil dediğimiz hikayeli sorular olduğunu biliyorsunuz artık eski nesilden çok farkı olmadığını da biliyorsunuz arkadaşlar. Evet ve çok güzel sorularımız var arkadaşlar burada da. Ee, size bu konuyu iyi bir şekilde kavratacak. Yani eksiklerinizi iyi bir şekilde kavratacak sorular seçtim. Ona özen gösterdim arkadaşlar. Şimdi ee, ne yapacağız? Paraya kenarı ve eşkenar dörtgen işleyeceğiz. Ama işlemeden önce şunu söyleyeyim. tekrarı yaptıktan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Soru kısmına geldikten sonra videonun açıklama kısmında ne var? Boş PDF 7 numaralı kısımda paraya kenar ve eşkenar dörtgen boş yazıyor onu indirin. Oradan soruları siz çözün. Çözemediğiniz soruları dolup PDF'ten bakarsınız arkadaşlar. Yine mi anlamadınız? O zaman videonun devamında gerekli olan şeydeki o soru kısmına gelip çözümünü izleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar ısrarla şey yapıyor. Videonun tamamını izlemek istiyor. Bizim tavsiyemizdir. Video değil de zaman biliyorsunuz değerli. Soruları siz çözebildiğiniz soruları çözün. Çözemediğiniz sorularda videoları izleyin arkadaşlar. Ama dediğim gibi bazılarınız e, her soruda benim mantığımı görmek istiyor. O, o size kalmış bir şey. Bir şey diyemiyoruz o konuda. E, sizin seçeniniz tabii ki. Evet paraya kenar. Yani biz bu konuda arkadaşlar bol bol üçgende benzerlik ve üçgende alanı tekrar edeceğiz. Yine üçgenden, çoğunlukla üçgenden yapılabilen bir konu arkadaşlar bu. Üçgenleriniz ne kadar iyiyse bu konuyu da çok iyi bir şekilde halledeceksiniz. Öncelikle paralel kenarın tanımından başlayalım. Karşıtlı kenarları paralel olan dörtgene paralel kenar diyoruz. Sadece karşılıklı kenarların paralel olması yeterli. Evet, şu kenarlar birbirine paralel, bu kenarla da bu kenar birbirine paralelse biz buna ne diyoruz? Paralel kenar adını veriyoruz. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar paralel ya, Aynı zamanda tanımın içerisinde de alabilirsiniz arkadaşlar. Ne demek? Karşılıklı kenarların birbirine eşit olması da burada var arkadaşlar. Bu önemli olan ifadelerden bir tanesidir. Tamam. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel arkadaşlar. Tanımı bu. Karşılıklı kenarların birbirine paralel olmasından dolayı zaten kelebek ve temel orantıyı çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Ve oranlamalardan dolayı da alan dağıtımında çok kullanıyoruz. O yüzden benzerlik ve alan konusuyla çok kaçır neşir olacağız bu konuda. Paraya kenarını şimdi açı ve uzunluk ölçülerine gelelim arkadaşlar. Şimdi açısına gelecek olursak. Arkadaş ben buraya alfa diyecek olursam burası nedir? Paraya kenarda karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. U kuralı var hocam. Toplamları 180 derecedir. O zaman burası ne yapar? 180 eksi alfa yapar diyebiliriz. E hocam burada da tersten bir u var. Şu ikisinin toplamı da 180 yapacak. Yani burası alfa yapacak. E o zaman burası da ne oldu? 180 eksi alfa oldu. A şöyle bakacak olursak. Karşılıklı açılar birbirine eşit ardışık açılarda toplamı 180 derece diye kendiliğinden bir kural çıkartabiliriz. Ama gerek var mı? Biz kendimiz zaten bunu direkt doğru açılardan dolayı da söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet tekrar söylüyorum. karşıt açılar birbirine eşit. Ardışık açılarda birbirini 180 dereceye tamamlıyor arkadaşlar. Sonra paraya kenarda köşegenler birbirini ortalar. Birbirini ortalaması zaten kendiliğinden çıkıyor. Çünkü burası A, A burası BB. B. Köşegenleri çizecek olursak şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. O yüzden bunlar birbirine eşit. O yüzden bunlar da birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Köşegenler birbirini ortalar. Hatta köşegenlerle de alakalı formül vardı. Artık formül çıkmıyor arkadaşlar. Hatta bir köşegen E diğer köşegen F ise E kare artı F kare eşittir. 2 parantezinde A kare artı B kare diye de bir formül var. Ne olur ne olmaz onu da şuraya yazayım isterseniz. Sonra geldik şu özelliği. Özellik olarak algılamayın. Bunu e, her soruda arkadaşlar soru geldiğinde özellik olarak değil de ispat yöntemiyle yapmanızı hep tavsiye ediyorum. Şimdi ispatını da göstereceğim zaten arkadaşlar. Çünkü alanda bile çok içimize yarıyor. Buradaki alanların hepsini böyle mesela e, burası A iken buraya 2A, A, 2A, A, 2A, A, 2A diye paylaştırabileceğiz arkadaşlar. E, bunun sebebini şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, belki de alan konusunda da bununla alakalı bir şey vardır. Ee, tam olarak hatırlamıyorum. ispatında. da burada gösteririz. Şimdi köşegenler çizilmiş şey burada. Köşegenler birbirine ortalar. Bakın şunlar birbirine eşit. Hocam şu üçgene bakacak olursak bu kenar ortay bu da kenar ortay. Kenar ortayların kesim noktası oldu mu burası? Oldu. Hangi üçgende? Şu üçgende. Kenar ortayların kesim noktası burası. O yüzden ikiye bir oran oldu burada. Aa hocam 2'ye 1 hatta burada da 2'ye 1 oran olur. Burası da 3 xe burası da 3x'tir. Bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Burası da ağırlık merkezi oldu. O yüzden 2'ye 1 oran oldu. Gerçekten de 2x 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 diye ayırdı. Köşegenler çizilip e ve f orta noktalar olduğunda. Ama her zaman ispat yöntemiyle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sizler de bu şekilde yapın. Peki hocam alanla ilgili muhabbetini nasıl yapacağız? Ee, şimdiden burada gösterivereyim. vereyim. ağırlık merkezi gördüğümüzde bir üçüncünde biz çizsek daha rahat bir şekilde dağıtıyorduk ya. O yüzden burada çizdiğimiz zaman şu alanların hepsinin a a a a a a a olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde bir üçüncüyü burada da çizsek buradakilerin de a a a a a olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten de 6A 6A 12A diye de söyleyebiliriz. Ama alan muhabbetini alanda gösterelim isterseniz. Şimdiden şöyle bir e, ön bir bilgi vermek istedim sadece burada. Bunun ispatı hem alanda hem de uzunlukta gerçekten çok işimize yarıyor. Özellik olarak bilmeyin arkadaşlar bunu. Kendiniz hep ispat yöntemini yapın. Yani ispat yöntemiyle yapın. Yani her zaman bunu bir soru olarak düşünüp o şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Zaten hep ne diyorum? ÖSYM soru sorana kadar kitaplarda özellik yok ama özellik bu paraya kenarda ya da diğer konularda gördüğünüz özelliklerin çoğunluğu hep ÖSYM sormuştur. ÖSYM sorduktan sonra bir özellik olarak kitaplarda karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. O yüzden ispat yöntemlerine alışkın olmanızı istiyoruz. Evet geldik dördüncü özelliğe. Dördüncü özellik arkadaşlar bu da aynı şekilde. ÖSYM bir sorusunu sordu ondan sonra formül olarak çıkarttılar karşımıza. Neymiş? Köşegeni kesip geçen bir doğru varsa bu bu şekilde alttan olabilir üstten olabilir fark etmez. Bir köşegeni kesip geçen bir doğru dışarıda doğru kesiyorsa burası x burası a ve burası b ise x'in karesi a çarpı a artı b'dir arkadaşlar. x'in karesi eşittir a çarpı a artı b. Hmm. Niye hocam? Sebebi basit arkadaşlar. Kelebek benzerliğinden ve temel orantıdan çıkıyor. Şuradaki kelebek benzerliğinden oranlamaları yazarsınız. Sonra burada da temel orantıyı uygularsınız arkadaşlar. Ya da şuradaki bir kelebeği uygularsınız. Mutlaka kelebek ve temel orantıda zaten buradaki kuralı siz kendiniz çıkartabilirsiniz. Yani bun, bunu da bir kafanızı meşgul etmenizi istemiyorum arkadaşlar. Bu da e, sorusu geldiği zaman direkt oranlamalardan, kelebek benzerliğinden ve temel orantıdan. Çünkü hali hazırda bir kelebek, hali hazırda bir temel orantı zaten direkt karşınıza çıkmış oluyor. O yüzden bunu e, formül olarak ezberlemenizi istemiyorum arkadaşlar. Evet geldik beşinci özelliğe. Paraya kenarda açı ortayların kesim noktaları bir dikdörtgenin köşeleridir. Evet doğru. Acaba ben bunu niye çizdim buraya? Arkadaşlar doğru da çizim yanlış. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim asıl kullandığımız şey ne biliyor musunuz? Paraya kenarda açı ortaylar, açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişir. Orta taban üzerinde kesişir. Üzerindedir diyelim hatta. Bu önemli bir bilgiydi arkadaşlar. Biz bunu çok kullanıyoruz. E madem öyle açı ortaylar dik ve ortamın üzerinde kesişti. Yani şöyle paralel çizdiğimizde orta taban çizgisi olmak zorunda. E bu da açı ortay. Bu da dik ve üzerinde kesecek. 90 içinden geçecek arkadaşlar. E orta taban çizgisi bu mu bu mu? O yüzden şekil yanlış arkadaşlar. Hatalı olduğunu göstermek istedim burada. Aslında şeklimiz nasıl olmalıydı arkadaşlar? Şuradan bir yukarıda gösteriyorum bakın. Şuradan bir açı ortay çizsem. Şuradan da bir açı ortay çizsem. Şuradan da bir açı ortay çizsem. Şuradan da bir açı ortay çizsem. Evet çok da güzel oldu arkadaşlar. Şuradan da bir açı ortay çizdiğim zaman. İşte içerideki şu şekil bir dikdörtgendir arkadaşlar. Bu tamamen daha da doğru bir dikdörtgen arkadaşlar. Şunlar açı ortaylarsa tabi. Şu açı ortaysa. Şu açı ortaysa. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar şu açı ortaysa bir de şu açı ortaysa arkadaşlar ne oluyor? Dik kesir. Zaten dik kesmesinin ispatı aşikar. Hocam A, A ve B, dediğimiz zaman 2A, 2, 2 artı 2B 180 A artı B 90 çıkıyor. Hocam burası da 90 derece çıkıyor. Tam burası orta taban üzerinde olacak. Eşit eşit hatta muhteşem üstü. Dik ve orta taban 90 içinden geçecek unutmayın. Dik ve orta taban 90 içinden geçecek unutmayın. Hatta şu doğrusal olacak arkadaşlar şöyle. Tamam mı? Hatta bu içerideki şekil dikdörtgendir. Ee, bu da aynı şekilde. Şunlar açı ortaya açı ortaya bak şurası da dik kesiyor. Ve ort taban şu şekilde ort taban olacak arkadaşlar bu seferde Tamam mı? Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu da önemli bilgilerden bir tanesi arkadaşlar. Dik ve şurası da dik. Yani şu şekilde yazmak, göstermek daha doğru olur arkadaşlar. İçerideki şekil bir dikdörtgendir. Hatta KM uzunluğu böyle şey olarak ezberlemenize gerek yok. Niye? Çünkü burada AXB demiş arkadaşlar. Bakın burası b ise. Hocam burası b bölü 2, b bölü 2. Hocam burası da b bölü 2, b bölü 2. Hocam burası da B bölü 2 oldu muhteşem 3'den. Burası da B bölü 2 oldu muhteşem 3'den. E bunun tamamı A ya. Şunun tamamı A ya. E tamamı A ise. Bakın B bölü 2, B bölü 2 burada. X'in toplamı B yaptı. Buraya da ne kaldı o zaman? A, X'i B kaldı deyip kendimiz zaten soru çözüm yöntemlerinde buna ulaşabiliriz. Açı ortaylar dik ve ortaların üzerinde kestir. Gerçekten ama gerçekten önemli bir bilgidir burada bunlar böyle dikdörtgen oluşturuyormuş falanmış filanmış bunlar hikaye o hikayeyi siz zaten sorunun içerisinde kendiniz şuradan bulursunuz zaten dik ve orta taban üzerinde kestiğini bildiğiniz zaman arkadaşlar sonra paraya kenarda arkadaşlar paraya kenarda şöyle bir şey var bu e, soru olarak yakın zamanda desem mi yani bu 10 yıl içerisinde çıktı arkadaşlar ya 5-6 yıl öncesi soruda olabilir arkadaşlar paraya kenarda dışarıda da bir doğru verildiğinde şöyle bir paraleller çizildiği zaman Kuralımız şu arkadaşlar, paraleller çizildiği zaman kuralımız ne biliyor musunuz? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit. Zaten genelde e, şey karşılıklı köşelerle alakalı kurallar var arkadaşlar. Dörtgenler bittikten sonra bütün dörtgenlerdeki o özellikleri gösterebilirim. Mesela e, şeyde neydi? Köşegenler dik kesişirse yine karşılıklı kenarların kareleri toplamıydı. A, B, C ve D Karşılıklı kenarların kareleri toplamak. Kare artı c kare. Hep karşılıklı böyle. Çoğu dörtgende hep karşılıklı kenarlarla alakalı bir şey var arkadaşlar. Evet. Bizim kuralımız da şu zaten. Şunu sileyim burada. Kafa karıştırmasın. Hocam burası A. Burası B. Burası C ve burası D ise karşılıklı köşelerden çizilen A ve D. Yani şuraya yazıyorum. A artı D eşittir. karşıtlı e, karşılıklı köşelerden çizilen C ve D. B ve C'ye eşit arkadaşlar. B artı C'ye eşittir arkadaşlar. Sebebi şu şu köşegenler birbirini ortalıyor arkadaşlar. Köşegenler birbirini ortalıyor. Hocam şuradan bir orta ya bir paralel daha çizince şurada bir yamuk çıktı. Bu yamukta bak pembe pembe yamukta B artı C bölü 2 buraya eşit. Şu büyük yamukta da, da o da orta taban. Bakın şu orta nokta olduğu için A artı D bölü 2 buraya eşit. Hem A artı D bölü 2 hem de B artı C bölü 2 oldu. O yüzden A artı D B artı C'ye eşit oldu arkadaşlar. Tamam? Bunu unutmayın. Yani unutmayın derken ya yeni sınav sisteminde çıkar mı? Ya tam net bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. Yakın zamanda da çıktığı için çok da fazla da riske atmak istemiyoruz aslında. Çıkmaz deyip de geçemiyoruz da. Evet şimdi şu şekilde para kenarının alanı nedir arkadaşlar? Sinüs alan formülünü unutun bir kere. Böyle bir şeyi ben hayatım boyunca kullanmadım. Siz de kullanmazsınız zaten. Neymiş? A çarpı B çarpı sinüs alfa eşitmiş. Ya gerek yok. Çünkü niye? Taban çarpı tabana ait yükseklikten sonucu sen her zaman rahat bir şekilde ulaşırsın. Özel bir açı varsa da tabana ait yükseklik çizip sonucu o şekilde ulaşırsın zaten. O yüzden arkadaşlar parayı kenarda alan taban çarpı tabana ait yükseklik yani A çarpı H A ya da B tabanına ait yükseklik HB iken B çarpı HB eşittir. Alanda bunu bilin 90 derecede özel bir açı varsa büyük ihtimalle taban çarpı tabana ait yüksekliği kullanıyoruz. Parayarkenlerin alanını bulurken arkadaşlar. Ama şunu bilmek lazım. Daha önce dörtgenlerde de söyledik biz. Köşegenler arasındaki açı alfa ise bu tüm dörtgenlerde geçerli zaten bu. Köşegenler arasındaki açı alfa ise arkadaşlar köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir alan arkadaşlar. Ya da 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpımına eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Bu zaten tüm dörtgenlerin genel özelliğidir. Sonra paraya kenarda alan özellikleri. Bazı temel yapıları bilmek lazım ve alan yaparken arkadaşlar paraya kenarda biraz sonra sorularda da göreceksiniz zaten. Genelde alan dağıtmayı çok seviyoruz arkadaşlar. Hocam nasıl alan dağıtma? Şöyle ki ispatlarda zaten şunların ispatını yaparken alan dağıtmayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, bunların hepsi zaten şeyden geliyor ispatları da var arkadaşlar. Bir köşegen çizildi. İki eşit parçaya böldüğünü bileceğiz arkadaşlar. Sebep şu üçgen alanı taban çarpı yükseklik. Bu üçgen alanı taban çarpı yükseklik. Tabanları ve yükseklikleri aynı olduğu için üçgenlerin alanlarının aynı olduğu belli. Aşkar. Ya da aynı şekilde bakın. Şurası A burası B ise ee, burası da A ise bu üçgen alanın taban çarpı yükseklik. Bu üçgen alanı da taban çarpı yükseklik. A, A çarpı H bölü 2. A çarpı H bölü 2. O yüzden birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani temel yapılardan biridir. Bir köşegen çizildiğinde iki eşit parçaya ayırır arkadaşlar alanı. Birinci temel yapı bu. İkinci temel yapı köşegenler çizildiğinde arkadaşlar dört eşit parçaya ayırıyor bu. Sebebi çok basit. Şunlar şunlar birbirine eşit ya arkadaşlar. E ben buraya çift çizdik alanı A dersem bakın şuraya A dersem çift çizdik alan yine nedir? A'dır. Çizdik alan A ise çizdik alan yine A'dır. Çift çizgide kalan A'sı çift kalan yine A'dır. Gerçekten de köşegenler çizildiğinde ne oldu arkadaşlar? 4 eşit parçaya ayırıyor arkadaşlar. Bütün alanlarda birbirine eşit çıkıyor. Ya bir de bu alan tüm alanın kaçta kaçı? 4'te 1 olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Bu da temel yapılardan biridir. Ee, genelde bunu da kullanıyoruz. Orta noktalar verildiğinde 4 eşit parçaya bölüyor ya da S2S S diye e, kural ezberlettirmeyeceğiz tabii ki. Arkadaşlar böyle bir şey gördüğümüz zaman bak S'ler yokmuş gibi düşünün. Orta noktaysa orta noktaysa şöyle düşünün. Burası A ise, çizgi dik alan A'ysa çizgi dik alan A diyebiliriz. Telefon noktaları aynı olduğu için. A hocam burası 2A ise burası da 2A. Bu da 2 eşit parçaya böldüğü için bunlar da A diye paylaşır. O yüzden bakın 4 eşit parçaya böldü belli arkadaşlar. Şu S'ler karışmasın diye bu şekilde dursun arkadaşım. Ya da burada bakın arkadaşlar şunlar birbirine eşitse ya da şunlar da birbirine eşitse e, biz ne yapacağız? Çizgi çizgi alanı A dersem Çizdik alan tepe noktası D olan da hemen bir üçgen oluşturalım. Alan dağıtırken böyle üçgen oluşturmaları çok yapıyorduk. A'dır. E Burası 2 A'sı burası da 2 A. Bunlar da iki parçaya böldüğü için bunlar da A, A olacak. Gerçekten de A 2 A A şeklinde bir özellik çıktı. Yine bunu e, temel yapı olarak bilmenize gerek yok. Temel yapı olarak bir tek neyi bileceksiniz arkadaşlar? Temel yapı olarak siz sadece şunu bilseniz yeterli olur arkadaşlar. Temel yapı olarak. Bu alan tüm alanın kaçta kaçıdır arkadaşlar? Dörtte biridir yani tüm alan A ise tüm alan A ise bu alan ne yapıyor arkadaşlar? A bölü 4 yapıyor. E, evet, temel yapı olarak 1. Köşegenleri e, alanları ikiş eş parçaya ayırıyor. Şu arkadaşlar. Tüm alanın yarısı. 2. Köşegenler çizildiğinde bu alan tüm alanın dörtte biridir arkadaşlar. 3. E, şöyle yapıldığında arkadaşlar alan dağıtarak da sonucu ulaşırız da. Şunları ikiş eş parçaya böldüğü zaman bu tüm alanın yine dörtte biridir. Sorularda falan çok karşılığında çıkıyor. Sonra şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit olduğunda arkadaşlar bu da tüm alanın 8'de 1'dir. İspatı zaten belli. Burası esken burası 3S değil miydi arkadaşlar? Benzerlik oranın karesinden de geliyorlar. 4S ise burası da 4S. Tüm alan 8S. Gerçekten de 8'de 1'e. Temel yapı olarak bilmenize gerek var mı? Bence burada gerek yok. Şu 3 tanesini temel yapı olarak bilmeniz yeterli arkadaşlar. Böyle bir soru gelse de kendiniz yine çıkartabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Buraya geldik. Evet. Burayı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Burada e, ee, yani şey tekrar size alan durumlarını ezberlettiriyor. Ben alan durumlarını ezberlemenizi istemiyorum. Temel yapıları bilin. Gerisini siz kendiniz çıkartırsınız. Evet bunu nasıl bileceğiz hocam? Hocam burası dörtte biri. Burası dörtte biri. Burası sekizde biri deyip burası da üç bölü sekiz katı olduğunu söyleyebilirsiniz zaten. Birinci yöntem bu. Ama ikinci yöntem üçgende de söylemiştik arkadaşlar. Böyle köşelerde bak paraya kenarın köşelerinde oluşan üçgenlerde ee, üçgenlerde şurası A A burası B B diyecek olursam burası 2 B burası da 2 A oldu ya arkadaşlar. Bu üçgenlerin alanları katsayılar çarpımıyla doğru orantılıdır. Sebep Burası alfayken burası 180 eksi alfa ya. A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 ile A çarpı, 2B çarpı 2 B çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2'ye oranladığınız zaman sin alfa ve sin 180 eksi alfa bölü 2'ler birbirini götürecek. Sadece kollar çarpımında birbirini götürecek. Kas sayılar oranlaması kalacak arkadaşlar. Ondan dolayı. O zaman kas sayılar çarpımı. Arkadaşlar A ile B'nin çarpımı 1 yapıyor kas sayısı. Hocam burası A iken 1 kere 2 2. Hocam burası 2 A. 1 kere 2 2. Hocam burası 2 A. Hocam burayı nasıl bulacağız? Tüm paraya kenarı düşündüğünüz zaman paraya kenarda da 2 tane üçgen yok mu? Var. E Kasteler çarpımının 2 dersiniz. 2 i̇ki kere 2'nin bir daha 2 katını alırsınız. Kaç yapıyor? 8A. Tüm alan 8A yapacak arkadaşlar. Tüm alan 8A. E, tüm alan 8A ise 2, 4, 5A'sı burada. Buraya da kaç A kaldı diyebilirsiniz arkadaşlar. 3A kaldı diyebilirsiniz. Evet bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz Tabii ki arkadaşlar. Tamam mı? Sonra şuraya geldik. Bakın yine bu orta noktalar ise. EVF orta noktalar ise. Biraz önce e, videonun başında zaten anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar S 2S, 2S 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 S 4S diye bir formül. Bu temel yapıların hepsini ezberlemeye kalkarsanız yandınız. Ya da 2S 4S 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 2S 5S 3S. Eyvah eyvah. Ne yapacağız be ya burada? Arkadaşlar işte bu yapıları ezbere bilmeyin. Bu yapıların her birini soru gibi düşünün siz. Soru gibi düşünün. Soru gibi düşünüp ona göre çözümüne ulaşacaksınız. Haydi bir soruymuş gibi yapalım. Şimdi arkadaşlar şu kenar ortay tamam. Şimdi bu kenar ortay bir de köşegen varsa diğer köşegeni de ben çizecek olursam. Bak dikkat dikkat diğer köşegeni çizdiğim zaman ne oldu arkadaşlar? Hocam köşegenler birbirini ortaladı. Aaa bak kenar ortay kenar ortay burası ağırlık merkezi oldu. Hocam yukarısı da ağırlık merkezi oldu. Kenar ortay kenar ortaydan dolayı. Ağırlık merkezi alan dağıtırken bir üçüncü kenar ortayı da çizmek hatta şurada da çizmek çok işime yarayacaktır. O zaman ben burada çizdim şu alanları altı eşit parçaya ayırıyor mu arkadaşlar? Ayırıyor. Hocam burada da alanları alt eşit parçaya ayırıyor. Bakın burası A iken bak burası 2Skeni kes 2S demişti. A iken 2A. 2A burası da. Burası daha çünkü. Burası da 2A, burası A. Bak burası da 4A demişti. Biz kendimiz zaten bunu rahat bir şekilde bulabildik arkadaşlar. Bunu bir soru gibi düşün. Bunu bu temel yapıyı sakın ezberleme. Mesela bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunu ezberleme. Sebep hocam ezberleme gerek yok. E ne yapacağız hocam burada? Şimdi burada kenar ortay yapsak baya bir kafa karıştıracak. Şuradaki parçayı da bölüyor arkadaşlar. E, o zaman ne yapabiliriz arkadaşlar burada? Şimdi şuraya baktığımız zaman şurada e, tamam şu kenar ortay ya. E, bir şunu da çizsem bu da kenar ortay. E, burada ikiye bir oran olduğunu görebiliyorsun değil mi? Aynı şekilde kenar ortay, kenar ortay. Burada da ikiye bir oran olduğunu görebiliyorsunuz. O zaman şöyle yazalım isterseniz. Hocam burası 2K ise. Bak dikkat et. Hocam burası 2A ise. Burası A. Burası 2B ise. Burası nedir arkadaşlar? B'dir. Tamam. Şimdi burada e, şurada da ispatladık aslında. Şu üç eşit parçaya ayırıyordu. Hocam şu parçalarda birbirine eşit zaten. Tamam. Bundan sonrasında alan dağıtımı arkadaşlar. Alan dağıtımı yaparken şunlar birbirine paralel mi? Paralel arkadaşlar. 2 bölü 3 oran var. 2 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 4 bölü 9. 4 bölü 9. Hocam burası 4 esken burası 4 a iken tamamı 9 a buraya kaç a kaldı arkadaşlar? 5 a kaldı diyebiliriz. E yuvarlakta kalan 4 a ise yuvarlakta kalan 4 a. Hocam bu yuvarlıkta kalan da 4A diyebiliriz. Sonra 2A'da kalan 4A ise A'da kalan kaç A'dır arkadaşlar? 2A'dır. Sonra aynı şekilde burası da 2A'dır. Hocam şurası kaldı. Burayı nasıl bulacağız? E burası 4, 8, 12 ise burası da 12 olacak. 5, 7, 9. 9A buradaysa buraya da 3A kaldı deyip yine alanı temel yapılarla bulabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Yandaki biraz da yandaki özelliği kullanarak da sonuca ulaştık arkadaşlar. Evet güzel bir şeydir. Bunları sakın ama sakın ezberlemeyin. Bunların hepsini ezberlemeye kalksak. Oho, oho yandık valla. Evet geldik dördüncü özelliği. E bulunduğu kenar üzerinde herhangi bir nokta olmak üzere. Bu tüm alanın yarısıdır. Arkadaşlar ben buna 5 yıldızlı alan formülü vermiştim. Bu tüm alanın yarısı. Tamam. Hatta bu tüm alanın yarısı ya. Buraya x alanı buraya y alanı dersek. Şuradaki yapı tüm alanın yarısıysa geri kalanlar da tüm alanın yarısı. Burası da x artı y olmaz mı arkadaşlar? Olur tabii ki. Tamam. Sonra şu 5. özellik. Bu 5 yıldızlı alan özelliği yalnız. Şuna 5 yıldız koyayım arkadaşlar. Önemli. Genelde sorularda oranlamayla alan dağıtamadığınız sorularda şu 5 yıldızlı alan muhabbeti var mı yok mu diye bakmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Geldik şuraya. Buna hiç gerek yok ya. Gerçekten gerekiyor. Hocam niye? Çünkü sen bak burada şu bir paralel kenar mı? Evet hocam. Buraya SS dersen. Hocam şu bir paralel kenar mı? Evet hocam. Buna da BB dersen. Hocam şu büyük paraya kenarda şuraya A dersem A artı B artı S ise burası da A artı B artı S yapmak zorunda. O o yüzden buraya A kaldı diyebiliriz. Yani şu alanları birbirine eşit diye söylemiş arkadaşlar. Gerek var mı? Biz kendimiz zaten sonuca rahat bir şekilde ulaşırız. Şuraya geldik. Bunu da bir temel yapı olarak S, 3S, S, 3S, S, 3S, S, 3S, S, 3S, 4S diye ezberlememize yine gerek yok. Niye? Şunlar orta noktalarsa Bak orta noktalarsa. Şöyle orta noktaları gösterdik arkadaşlar. Aa hocam. Burada orta noktalarsa bunlar birbirine paralel ya. Şurada 1 bölü 2 oran var. Tamam. S 3 S olduğu belli zaten değil mi? Burası S 3 S olduğu belli. Hocam burası A ya da şöyle diyelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Hocam burası A iken burası 3 A. Hocam burası B iken de burası 3 B. Hocam burası C iken de burası 3C. Hocam burası D iken de burası 3D. Dikkat edin bu tüm alanın 4'te biri. Bu da tüm alanın 4'te biri. Bu da tüm alanın 4'te biri. Bu da tüm alanın 4'te biri olduğu için bunlar birbirine eşit ya. O yüzden aynı şekilde gitmek zorunda arkadaşlar bunlar. S3S ise burası da S3S. Burası da S3S. Burası da S3S. Aa hocam şu alan tüm alanın kaçta biri dedik biz? 4'te biri dedik mi? Dedik. Bu alan tüm alanın 4'te biri ise o zaman s S2S 5S. Şurası 5S ise... Tüm alan ne olacak arkadaşlar? Tüm alan. Bu tüm alanın dörtte biri ise 4 çarpı 5 s eşit olacak, 20 s eşit olacak. Tüm alan 20 s ya. Hocam şu s s s s 3 s 3 s 3 s 3 s topladığımız zaman 4 kere 12, 13, 14, 15, 16 s oldu. Tüm alan 20 s. Ortadakine ne kaldı? 4 s kaldı. Deyip yine ezbersiz bir şekilde, rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz aslında arkadaşlar. Bu yapıyı da ezberlemeyin. Nereden geldiğini size gösterdik arkadaşlar. Sonra evet şu alanlar birbirine eşittir. Bir köşegen üzerinde arkadaşlar aynı tabana ait ve karşılıklı köşeleri üçgen kabul eden tepe noktası kabul eden üçgenler oluşturduğumuz zaman şu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı birbirinin tıpkısının aynısıdır arkadaşlar. Sanki bunu bilseniz iyi olur arkadaşlar. Niye hocam? Çünkü paraya kenarda karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşittir arkadaşlar. Hocam bu nereden geliyor? Hadi ispatını yap vereyim ben size. Hocam buraya alfa dersek Z'den dolayı burası da alfadır. Bak şimdilik eşitler yok. E, alfa 90 beta dersem alfa 90 burası da beta ya. Şimdi şu kenarla da şu kenar eşit ya. A şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Alfanın karşısındaki kenarla buradaki alfanın karşısındaki kenar birbirine eşit olmak zorunda. A tamam o zaman bunu ispatladık. Bak şimdi dikmeler birbirine eşit dedik mi? Dedik. O zaman dikmeler eşitse tabanları da aynıysa bu tabana ait yükseklik çizgiyken bu tabana ait yükseklikte çizgi olduğu için gerçekten de şu alanla şu alan birbirine eşit oldu. Hatta şu beyaz alanla da şu beyaz alan birbirine eşit oluyor. Sebebi tabanları aynı yükseklikleri aynı olduğu için arkadaşlar. Tamam mı? Yani ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? Şurada kalan A alanıysa burada kalan A alanı. Hatta burada kalan B alanıysa burada kalan B alanı şeklinde söyleyebiliriz. Arkadaşlar Geldik sekizinciye. Arkadaşlar ben bunu konu anlatımında şey demiştim. Bunu bilmeseniz de olur demiştim ama genelde sıkıntılar yaşandığını görüyorum arkadaşlar. O yüzden burada da bunu bilseniz iyi olur. Paralelkenarın içerisinde bir nokta aldığınız zaman, karşılıklı köşeler üçgenler oluşturduğunuz zaman, karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşittir. Yani A artı B, C artı D'ye eşittir. Hatta A artı B, C artı D'ye eşittir. Ve hatta ve hatta ne olmak zorunda? Bu da alan A, B, C, nesidir arkadaşlar? Yarısıdır. Sebep bizim 5 yıldızlı alan muhabbetinden. Şöyle bir paralel atacak olursak. Hocam burası C ise burası ne yapar? 2C yapar. Hocam burası D ise burası ne yapar? 2D yapar. A gerçekten de C artı D toplamı 2C artı 2D tamamı. Şu ikisinin toplamı tüm alanın yarısı mı yaptı? Aynen öyle. E, aynı ispatı şurada da yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan bir paralel çizersek. Hocam burası B alanıysa şurası 2B'dir. Hocam burası A ise burası 2A'dır. E, burası 2A burası 2B ise gerçekten tüm alan 2A artı 2B yaptı. E, aynı zamanda bunlar da A artı B yaptı. Gerçekten de şu ikisinin toplamı da yine tüm alanın yarısı yaptı arkadaşlar. Tamam. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşittir. E, i̇çinde bir nokta alındığı zaman arkadaşlar ve A artı B C artı D eşit oluyor. Hatta bu toplamlarda tüm alanın nesi oluyormuş arkadaşlar? Yarısı oluyormuş. Bunu da bilseniz iyi olacak sanki arkadaşlar. Bilmeniz gereken yere şöyle bir yıldız atayım. Şuraya bir yıldız attım. Sonra şunu bilmenize gerek yok. 5'i bilmenize gerek yok. 4 zaten 5 yıldızlı arkadaşlar. Sonra özellik olarak bir de temel yapıları. Şunları falan bilmenize gerek yok ama şuradaki yapıyı bilmenizde fayda var arkadaşlar. Ee, şu 4'te 1 olmasını bilmenizde fayda var şu temel yapıyı bileceksiniz. Bir de şu temel yapıyı bileceksiniz arkadaşlar. Ve sonrası ne? Alan dağıtma arkadaşlar. Alanı dağıtarak sonuca ulaşacağız. Evet paraya kenar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgene paraya özel bir haldir. Paraya kenardaki bütün kenarların birbirine eşit olmasıdır arkadaşlar. Eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgen. Şimdi eşkenar dörtgen arkadaşlar bir saniye şurada eşkenar dörtgen olarak şunu şey yapayım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bütün özellikleri bunun üstünde göstereyim arkadaşlar. Şöyle cetirle yapayım. Şu eşkenar dörtgen olsun mesela. Şuraya geldim. Şu eşkenar dörtgen olsun mesela arkadaşlar. Ana nereye yapıştırdı? şuraya yapıştırmış. Evet şu eşkenar dörtgen olsun arkadaşlar. Bir olayı halledemedik ya. Şu şekilde. Tamam bu eşkenar dörtgen olsun arkadaşlar. Bu eşkenar dörtgense bütün özellikleri şeklin üzerinde biz kendimiz bulalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi paraya kenarın özel bir haldir. Paraya kenardaki tüm özellikler burada geçerlidir. E o zaman hocam köşegenleri çizecek olursak köşegenler birbirinin ortalar mıydı? Ortalardı. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Aa hocam şuraya bakacak olursak. Hocam şu üçgen bir ikizkenar üçgen mi? Evet. Hocam ikizkenar üçgende çizilen kenar ortay. Aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Hatta aynısının laciverti. Burası da aynı şekilde açı ortay olmak zorunda. Aa dikkat edin. Köşegen ne oldu? Açı ortay oldu. Bir de köşegenler nasıl kesti? Dik kesişti. Arkadaşlar Paraya kenarın tüm özelliklerini taşır mı? Taşır. Köşegenler birbirine dik ve aynı zamanda açı ortayı gösterdik mi? Gösterdik. Hatta buradan baktığınız zaman da bu x kenar burası da 90 derece ya. Hocam x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için bu da açı olmak zorunda. Köşegenlerin her ikisi de ne oldu? Farklı bir şekilde açı ortay doğruları oldu arkadaşlar. Evet bu çok önemli. Köşegenlerin dik kesmesi çok önemli. Köşegenleri dik kesen dörtgenler nelerdir? 1. Eşkenar dörtgen 2. Kare 3. Deltoid Arkadaşlar bunlar da köşegenler dik kestiği için bir köşegen çizildiğinde diğer köşegeni de biz kendimiz çizmeye e, çiziyoruz arkadaşlar. Çünkü özel bir durum var burada. Tamam mı? Buna dikkat edin. Evet köşegenler neymiş? Açı ortaydır ve aynı zamanda neymiş arkadaşlar? Yükseklikmiş. Tamam Kenarlarının orta noktalarını birleştiren dikdörtgen oluşuyormuş. Arkadaşlar bunu dörtgen özelliğinden de kendimiz de bulabiliriz zaten. Sebep kenarlarının orta noktalarıysa hiç bunu ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Şu orta noktalarsa şunlar şöyle orta nokta şu da orta noktaysa arkadaşlar. Zaten köşegenler nasıl kesiyordu? Hocam köşegenler dik kesiyordu. E, bu orta noktalardan oluşan şekil bir dörtgende de söylemiştik. Paralel kenar oluyordu. E köşegenler dik kesmişse yöndeşlikten dolayı burası da 90. E, 90 ise burası da 90 olmaz mı? Evet. Paralel kenarın bir açısı 90 derece biz buna ne diyoruz? Dikdörtgen adını veriyoruz. Kenarların orta noktalarını birleştiren dörtgen neymiş? Dikdörtgenmiş. Ama ezbere yapmanıza gerek yok. Bunu kendimizde bulabiliriz. Bir de önemli olan şey eşkenar dörtgende yükseklikler birbirine eşittir. Sebep hocam eşkenar dörtgende kenarlar eşit ya. Bu eşkenar dörtgenin alanı nedir? Alanı nedir arkadaşlar? A çarpı H'tır. Aynı zamanda arkadaşlar bu eşkenar dörtgen alanı bu tabana ait yüksekliğinde ne olması lazım? A çarpı H olması için. tabi ee, tabii ki buranın da ne olması lazım? H olması lazım. Eşittir A çarpı H olması lazım arkadaşlar. Ya da şuraya a çarpı h a buraya da e, buraya x diyelim isterseniz. Şuraya x diyelim buraya y diyelim. Bunun alanı a çarpı x bunun alanı a çarpı y. A çarpı x eşittir a çarpı y ise o zaman x eşittir y olmak zorunda. Yani yükseklerin birbirine eşitliğini de bu şekilde göstermiş oluruz. Bu da özel bir durumdur. Bazı sorularda zorlanıyoruz arkadaşlar. Yüksekler birbirine eşittir. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Ve geldik eşkenar dörtgenin alanına. Bir kere arkadaşlar köşegenler dik kesişen her dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısıdır. O yüzden AC çarpı BD bölü 2 bize alanı verir. Birincisi bu. Eğer zaman gibi burası A ise aynı zamanda alan taban çarpı yüksekliğe tabana ait yüksekliğe eşittir arkadaşlar. Evet böylelikle paraya kenar ve eşkenar dörtgen özetini bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Sırada ne var? Tabii ki sorular. Ne yapıyoruz? Hemen soruları siz kendiniz çözüyorsunuz. Çözemediğiniz sorularda dolup pdf'den çözümüne bakıyorsunuz. Yine de anlamazsanız nereden videodan bakıyorsunuz arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Ben soruları çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. Evet paraya kenarda arkadaşlar. Hatta benzerlikte de bu çok önemli. Hem paralellik hem de açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin arkadaşlar. Bu arada Burası 70 derece ise karşı açılar birbirine eşit. Burası da 70 derece. Burada da bir Z var mı? Var tabii ki. A burada X kenar çıktı. Noktaya nokta açısı. Yani X kenar. 180'den 70 çıkart. 110. 2'ye böl. 55. 55 çıktı burası. E, alfa ile 55'in toplamı da kaç derece? Alfa artı 55 eşittir. 180. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 125 derece buluruz. Evet. Birinci sorumuzun cevabı 125 çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Artık farkındaysanız yeni nesil soruları böyle sonlara doğru koymuyorum. Artık yeni nesil sorularla şeyler iç içe olmaya başladı. Artık anladığınız temel mantığı, temel yapıyı anladığınız için bu şekilde e, iç içe koymaya başladım arkadaşlar. Neyse soruyu okuyalım. ABCD paralel kenar biçimindeki karton EF boyunca katlandığında D ve C noktaları sırasıyla D üstü ve C üstüne denk geliyormuş arkadaşlar. Evet ben bunu böyle katlamışım. Katlanmış halini normalde biz katlanmış halini açıyoruz böyle. Böyle açıp da ona göre işlem yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde açalım arkadaşlar. Önceden şeklimiz böyle değil miydi? Evet şeklimiz böyleydi. Katlamalarda ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hatta böyle katladığımız zaman bak şu kenarla şu kenar birbirine paralel değil mi? Pardon. Şu kenarla şu kenar birbirine paralel değil mi? Evet. Şu kenar bunun üstüne binmiş şöyle katladığımızda o zaman bu kenarla da bu kenar ne oluyor arkadaşlar? Birbirine paralel oluyor. Yani şurada da bir paralel kenar burada da bir paralel kenar çıktı arkadaşlar. Peki. Peki peki peki. Tamam. Şimdi üst üste binen kenarlar o zaman çizgiyse burası da çizgi. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Şöyle bir çizgi oldu arkadaşlar. Sonra üst üste binen açılar da birbirine eşit oluyordu. Hocam şuradaki açılar da birbirine eşit. Hocam şu açıyla, pardon, şu açıyla, şu açıda eşit de karışk yerlerde açıların eşitliğini göstermemek daha mantıklıydı arkadaşlar. 110 derece vermiş bize EFC üssünü. EFC üssü. Arkadaşlar burası 110 dereceyse, ise tamam. üste binen açılar birbirine eşit, burası da 110 diyebiliriz. Ya da şu bir paraya kenar değil mi arkadaşlar? Evet. 110 ise burası kaç derece? 70. E Tamam. Şu da bir paraya kenar. E, burası da 70 diyebiliriz. E, üst, üstü de binan açılarının eşitliğini göstermişiz. Burası 70. 70, 70, 140'dan dolayı buraya da kaç derece kalıyor? 40 derece kalıyor. Alfamız kaç yapar arkadaşlar? İkinci soruda 40 derece oldu. Geldik 3'e. ABCD paralel kenar özdeş paralel kenarlardan oluşmaktadır. Evet, özdeş paralel kenarları, özdeş dikdörtgenleri genelde ÖSYM'de kullanmayı çok seviyor arkadaşlar. Bu durumlarda ne yapacaksınız? Kısa kenarlara dikkat edin, kısa kenarlara. Hocam AA bir de kısa kenarlar bak burada AA özdeş paralel kenar ya. Burası da A. A bak kısa kenarlar bazen bize çoğunlukla bize uzun kenarı da veriyor arkadaşlar A cinsinden. O zaman burası da 2A oldu. Kısa kenar A iken uzun kenar ne oldu? 2A oldu arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Çevre ABCD'yi vermiş. O zaman çevre ABCD'ye bakalım. Şurası 4A. Burası 2 daha 6A. Hocam burası da 4A. 10A. Hocam burası da 2A. 12A. 12 a'yı bize kaç vermiş? 72 vermiş arkadaşlar. E o zaman 72 ise a'yı buradan kaç buluruz? 6. Çevre k, b, isteniyor arkadaşlar. a 6 ise 2, 3. Burası da 2 a. E 5, 6 a. 6 a isteniyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 36 yapar. Üçüncü sorumuzun cevabı 36 yaptı arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Açı ortaylar nasıl kesiciyordu arkadaşlar? Dik ve orta taban üzerinde kesiyordu arkadaşlar. Öncelikle orta tabanı yazarız. 12 16 ise 3 4 5'in katı. 12 16 ne üçgeni 20. Orta taban çizgisi de nereden geçecekti? 90 içinden geçecekti arkadaşlar. Şu şekilde orta taban çizgisi olmak zorunda arkadaşım bu. Ort taban çizgisi yani şuradan şuraya bir ort taban çizgisi oldu arkadaşlar. Hatta muhteşem şu de oluştu. İnşallah paraleldir şu. Evet bununla bu paralelse bunun devamı yine eşit bölmek zorunda arkadaşlar. E burada muhteşem şu çıktı. Muhteşem şu'dan dolayı 10, 10, 10 olduğunu biliyoruz. E tamamı 30'sa burası da 30 olacak arkadaşlar. 10 artı x eşittir 30 ise x'i buradan kaç buluruz? 20 buluruz. Dördüncü sorumuzun cevabı böylelikle 20 çıkar. Geldik 5'e. Ne var? İlk önce parayağ kenarının tanımını mutlaka mutlaka kullanın arkadaşlar. Hocam ne bu tanımı? Tanım gereği karşı kenarlar birbirine eşit. Alt, 6 6 12 ise burası da 12. Sonra kelebek benzerliği temel orantı var mı diye bak kardeşim. Var tabii ki hocam. Şurada bir kelebek benzerliği var. Aa ne güzel. Bak kelebekteki oran 12 bölü 6. 12 bölü 6 yukarıdan aşağı 2'ye bir oran var. Yani burası 2A ise burası A'dır. Burası 2B ise burası da nedir? B'dir. Peki soruda verilen her bilgiyi kullanmak zorundayız. Hocam şununla şunu paralel vermiş soruda bize. Bununla bunu paralel vermiş. Aa ben o zaman bu paralelliği kullanacağım. Temel orantım var arkadaşlar burada? Var. Yani 2B'nin 3B'ye oranı eşittir. X'in 12'ye oranı olmak zorunda arkadaşlar. X bölü 12. 4 katı 4 katı o zaman X de buradan kaç yapar? 8 yapar. Evet 5. sorumuzun cevabı da böylelikle 8 çıktı arkadaşlar. Geldik 6'ya. Hatırlarsanız formül. Birinci yol. Formüllüsü. Bir köşegeni kesip geçen bir doğru varsa ne yapıyorduk? Şunun karesi. Bu çarpı tamamı diyorduk. Yani x'in karesi eşittir. 2 çarpı tamamı. 2 çarpı tamamı. 6 yani. Yani x buradan kök 12. Kök 12 nedir arkadaşlar? 2 kök 3 diye buluruz. Peki formülsüzü nasıl yapacağız hocam? Formülsüz de arkadaşlar varsa kelebeğe, kelebek kelebek. Temel arantı varsa temel arantıyı uygula. Hocam kelebek var. Nerede var? Bak şurada var. Burada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2 x. Olsun. Hiç önemli değil. 2'ye x oran varsa 2k'ya xk'yı mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Hocam şuraya da yazabilirdik. Hiç önemli değil. Yazabilirsiniz. Sıkıntı değil. Hocam buraya yazdık. Tamam. Hatta ve hatta Tamam bu şekilde daha iyi anlarsınız diye uzun yoldan yapıyorum. Normalde şöyle de yapabilirsiniz. Hocam kelebek oran 2'ye x ya. Hocam 2'ye x ya. Burası 2k ise burası xk diyebiliriz. Sonra şurada da bir kelebek var. Bu kelebekte de Kelebek dekorant 2K XK e, X bölü 6 deyip oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama sanırım genelde en fazla görünen yol şu oluyor arkadaşlar. 2K ya XK yazdık. Hocam XK ise tamamı XK. Buraya da XK eksi 2K kaldı. Şurada da bir temel orantı var mı arkadaşlar? Var. Nerede temel orantı? Şunlar birbirine paralel ya. Hocam şu bölü tamamı. Yani 4 bölü 6 artı X eşittir. XK eksi 2K yani K parantezini aldığımız zaman X eksi 2 bölü e, x kaya eşit olmak zorunda arkadaşlar. Temel orantıdan dolayı. x'ler gitti. işler dışlar yapınca x de buradan 2 kök 3 olarak buluruz arkadaşlar. Tamam. Ha, uzun oluyor biraz ama gerçekten formülü bilmiyorum da gereksiz geliyor bana arkadaşlar. üst bir şekilde bulunabiliyor zaten. Gerek var mı? Bence gerek yok. Ha bu soru daha kolay olabilirdi. Nasıl? Burayı 2 burayı 2 e, kök 3 verip de şurayı istemiş olsaydı arkadaşlar emin olun daha rahat çıkacaktı. O da e, bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Altıncı soruyu böyle iki kök üç bulduk arkadaşlar. Geldik yedinci soruya. Hocam oranlamalar varsa büyük ihtimalle kelebek ya da temel orantı vardır. Bak oranlama mantığı. Yani şeyde paraya kenarda ve yamukta biz bunu çok kullanıyoruz. O oranlamayı kullanmamız lazım bizim. Şimdi burada CF ile FB'ye eşit vermiş. Genelde iki taraflı oranlama olduğunda yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Dışarı doğru uzatıp kelebekler oluşturursun. Sahi kardeşim. Genelde şunu yapın. Oranlamanın olduğu yerden içe doğru paralel çizin arkadaşlar. İçe doğru paralel çizdiğinizde ya hem kelebek hem temel orantı oluşmasına dikkat edin. Ki biz e, kelebek oluştu burada. Temel orantı var mı? Yok. Ama temel orantı oluşmasa bile yamukta da ort taban oluşursa bile gittiğimiz yol güzel yoldur arkadaşlar. Sıkıntı yok. Burada bir yamukta ort taban oluştu bu sefer. Değil mi? Yani yamuktaki ort tabandan dolayı 12 ve 4'ün toplamının yarısı burası yapmaz mı? 16 bölü 2'den burası kaç yapar? 8 yapar. He, burası 12 ya. Burası da 12 olacak. Buraya 8 kaldı. A kelebekteki oran 8 bölü 8. 1'e 1. Yani 8 bölü 8 eşittir. X bölü 6 yapar. X de buradan kaç yapar arkadaşlar? 6 yapar. İşte paralel kenarda böyle oranlama mantığını kullanmak demek budur arkadaşlar. Aynılarını zaten biz üçgenlerde de yapıyorduk arkadaşlar. Üçgende de oran mantığını kullanmak için paralel çizdiğimiz yollar oluyordu arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru. Üçgende çözülebilen bir soru. Geldik şuraya. Hocam benzer. Evet. İki paralel kenarın benzerliği verilmiş bize arkadaşlar. İki paralel kenarın benzerliği verilmişse 4'e 4, e 4 12'ye 12. Bak 4, 4, 12, 12. Yani 4'e 12 bir de 4'e x şeyleri var. İki paralel kenarın benzer olması demek yine üçgendeki benzerlik gibi algılayabiliriz arkadaşlar. Sırf Paraya kenarda da benzerlik olduğunu görün diye bu soruyu yazdım arkadaşlar. İşte AE'nin EB'ye oranı, FD'nin CF'ye oranı, işte EF'nin BC'ye oranı şeklinde uygulayabilirsiniz. Ya da biz paraya kenarda ne yapıyorduk? Ee, pardon, üçgende benzerlikte ne yapıyorduk? Aynı açının karşısındakileri oranlıyorduk. Burada da e, kısa kenarlar kendi arasında oranla, uzun kenarlar kendi arasında oranla benzerlik kısa kenarlar oranını benzerlik oranıdır. Uzun kenarlar oranını da benzerlik oranıdır aslında. Evet burada x'e e 4 var. Burada 4'e 12 var. Kısa kenar burada 4 iken burada sanırım e, burada 4'e 12 iken sanırım burada da şey yapacak arkadaşlar. Evet. Biz burada kısa kenar belli olmadığı zaman hani belli değil ya. Bak 4'e 12 var. E, direkt 3 katı 4 bölü 3 de olabilirdi burası. O yüzden şuradaki yazım önemli. Hatta şöyle de yazsalar daha güzel olurdu. Şu benzerlik şöyle olsa, e, A, de benzerdir, EBCF yazsa daha garanti olurdu arkadaşlar soruda. Neyse, o zaman AE'yi EB'ye oranlıyoruz. AE'nin EB'ye oranı x bölü 12 eşittir EF'nin EF'nin yani 4'ün e, BC'ye oranı eşit olmak zorunda. BC'ye oranı eşit olmak zorunda arkadaşlar. O zaman x buradan ne geldi arkadaşlar? 12 olarak geldi. Bazen kısa kenar neresi, uzun kenar neresi? Tamam. ÖSYM'nin yazdığı sorularda orantılı bir şekilde veriyorlar. Onları o zaman yapabilirsiniz. Kısa kenarlar oranı, uzun kenarlar oranı deyip işlem yapabiliriz tabii ki arkadaşlar. 8. soruda bu yaptı arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Evet. Alan muhabbetine geldik sanki biraz. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Şurası 6 vermiş. Tanım gereği burası da 6. Hocam burası 12. Ha, tamam bak. Görüyorsunuz. Hocam taban ve tabana ait yükseklik var. Burada da taban ve tabana ait yükseklik var. O zaman aklımıza ne geldi? Alan. Aklımıza gelen başımıza gelsin. Haydi bakalım. Taban çarpı tabana ait yükseklik 12 çarpı 4 alan. Aynı zamanda taban çarpı tabana ait yükseklik 6 çarpı x değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman buradan da x'i ne gelir arkadaşlar? 8 gelir. Değil mi? 48. Evet 8 geldi. 9. sorunun cevabını böylelikle 8 bulduk arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Okul öncesi öğretmeni Bahar Hanım öğrencilerin oyuncak arabalarını yarıştırmak için ikizkenar üçgen bloklarla parkur hazırlıyor. Bahar Hanım parkur için toplam 8 tane blok kullanmıştır. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane blok kullanmış arkadaşlar. Evet 3'e 3'lük bloklardan kullanmış. Bu aynı bloklarmış arkadaşlar. Şu 3'e 3'lükleri yazalım mı isterseniz? Evet 3'e 3. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 2. Hocam 3'e 3. Hocam 3'e 3. 3'e 3 bu blokta. Bu blokta 3'e 3. Bu blokta 3'e 3. Bu blokta 3'e 3. Tamam. Şimdi şurası 3 birim, burası da 3 prim olduğu için ve bunlar da birbirine paralel olduğu için devamı ne olmak zorunda? Dikdörtgen olmak zorunda. Aynı şeyin laciverti. Aynı şeyin laciverti arkadaşlar. A. Buna göre eş üçgen bloklarla hazırlanan parkurdaki yolun alanı. Bu yolun alanı isteniliyor arkadaşlar. E burada e, şu paralel mi? Paralel. Niye paralel? Çünkü burası 45 derece, burası da 45 derece. Hocam burası da 45 derece ya. Yöndeş açı sağlandı. karşılıklı kenarlar paralel. Şunlar da birbirine paralel. paralel. Paraya kenar oldu. O zaman paraya kenar olduğu için 2 ise burası nedir? 2'dir. Hatta hocam şuradaki 3'leri niye yazmadın? Yazsana bunları de. 3, 3, 3, 3, 3, 3 yaz bakayım. Hocam o zaman yolun alanında bir paralel kenar var. O da 2 çarpı 3. Bir tane paralel kenar alanı. 2 çarpı 3 artı. Hocam burası da 2. Bu paralel kenarın alanı da aynı şekilde. Taban çarpı tabana ait yükseklik. Tabana ait yükseklik bu sefer yine 3. 2 çarpı 3 yine var artı. Hocam bu sefer burada dikdörtgen oluştu. Şu dikdörtgenin alanı yine 2 çarpı 3 artı. Şurada da arkadaşlar 2 ise burası da 2. Dikdörtgenden dolayı paraya kenardan dolayı burası da 2 yaptı. Bu paraya kenarın alanında yine tabanımız 2 iken tabana ait yükseklik kaç yaptı? 3 yaptı. Bu yolun alanında 2 çarpı 3 yaptı. 6, 6, 6, 6. Toplamda da kaç yaptı arkadaşlar? 24 yaptı. Evet 10. sorunun cevabını böylelikle 24 bulduk arkadaşlar. Geldik 11. soruya. En sevdiğim sorulardan biridir arkadaşlar. Dikkat edin güzel bir soru. Güzel bir şey. Çözümü de var. Alan ABC'de bir kare. Bir kare olduğundan dolayı alan ABC'de de 36 ise akar 36'tan A kare 36'dan A'yı ne bulduk arkadaşlar? Karenin bir kenarını 6 bulduk. Pembe renkli alanlar toplamı 9'dur. BP nedir diye soruluyor. X. Arkadaşlar bu paraya kenarmış. O zaman burası da X. Bu da paraya kenarmış. O zaman burası da X. Bu da paraya kenarmış. Burası da X. Tamam. Şimdi şekilde 90 derecede özel bir açı varsa bir paraya kenarın alanı nedir arkadaşlar? Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Bunu sakın ama sakın unutmayın. E o zaman ne yapacağız hocam? Şu paraya kenarının alanı bulmak için tabana ait yüksekliği çizeceğim. Hop şuradan bir yüksekliği çizeyim arkadaşlar. Yüksekliği çizdim. Bu yüksekliği biliyor muyum? Bilmiyorum. E ne diyeyim ben buraya? A diyeyim. Tamam A dedik. Hocam bu paraya kenarın alanını bulduk. X çarpı A'ya eşit. Peki şu paraya kenarının alanı nedir? Yine aynı. X çarpı tabana ait yükseklik. Bu tabana ait yükseklik yine buradan çizilmez mi arkadaşlar? Evet. Yine buradan çizelim ama uzantısına düşeceği aşikar. Şöyle uzantısına çizdiğini gösterelim arkadaşlar. Şu da 90 derece çizdik arkadaşlar şöyle. E o zaman ben burayı bilmiyorum. Buraya da B diyeyim. Bu da X çarpı B midir? Evet. X çarpı A artı X çarpı B artı şu paralel kenarın alanı nedir arkadaşlar? Bu paralel kenarın alanı da tabanımız yine X ken ya da buradaki alan X ken tabana ait yükseklik çizeceğiz. O tabana ait yükseklik nedir arkadaşlar? İşte şurasıdır. E burasını çizdik böyle. E, buradaki yükseklik de şuradaki yükseklik aynı mıdır arkadaşlar? Aynıdır. Yani ben buraya C dersem burası da C olur. O alanda ne yaptı arkadaşlar? Bu paraya kenarın alanda X çarpı C'ye eşittir. E ne oldu burada? Biz 6'yı boşu boşu mı bulduk? Bakın X parantezini alırsak A artı B artı C mi geldi? Evet. A artı B artı C neye eşit? Şurası 6 ise A artı B artı C de 6 olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman burası 6. E, bizim alanımız ne yaptı? 6x yaptı. Alanı aynı zamanda ne demişti? 36 demişti. 6x 36 ise x de buradan ne gelir arkadaşlar? 6 gelir. Ah bir dakika. BP. Taban çarpı tabana ait yükseklik. Alan ABC'de. Şu alan ABC'de 36 demiş. Taralı alanlar toplamı 9 demiş. Özür dilerim. Şurası 9 olacak arkadaşlar. Taralı alanlar toplamı 9. Yani taralı alanlar toplamı da XA artı XB artı XC değil mi arkadaşlar? Evet. A artı B artı C'yi ne bulduk arkadaşlar biz? Taralı alanlar toplamı 9 ya. A artı B artı C'nin de 6 olduğunu biliyoruz biz. O zaman burası 6x yaptı. 6x 9 ise o zaman x ne yaptı arkadaşlar buradan? 9 bölü 6 eşit oldu. 3'e böl 3, 3'e böl 2. Yani cevabımız 3 bölü 2 çıktı. Bir an afalladım. Ya şurası 6 nasıl olabilir arkadaşlar? Karenin bir kenarı 6 iken değil mi? İşlem hatası yaptığım belliydi zaten. Evet 11. soruyu böylelikle 3 bölü 2 bulduk. Bunu unutmayın. Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa paralel kenarın alanı taban çarpı tabana ait yükseklikten çıkar. Aynı şeyi üçgende de söylüyorduk. Şekilde 90 ya da özel bir açı varsa üçgen alanı taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkıyor diye söylemiştik arkadaşlar. Evet. Şimdi de şöyle bir katlama sorusu. Evet. Katlama da tamam. Eski haline geri getiriyoruz dedik. Eski hali zaten burada var arkadaşlar. Katlanmış hali şu şekilde. Yani şuradaki şekil karşımıza çıkmış arkadaşlar. Peki katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit diyorduk. Değil mi? <laughs> Artık iyice öğrendiniz. Hocam şunlar birbirine eşit. Hocam şu kenar hop katlandığı zaman buraya denk geliyor. Tamam. Ee, ondan sonra hocam şu kenar katlandı buraya denk geldi. E bu da tamam. Şurada kaç şey kaç derece vermiş bize? 120 derece vermiş. Tamam. Şimdi 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 şimdi. Şurası kaç birim arkadaşlar? 10 birim. Yani şurası da 10 birim. Şurası 12 birim. Bu arada üst üste binen açılarda birbirine eşit olmuyor mu arkadaşlar? Oluyor. O zaman burası da eşit. Bak yazınca olay çıktı. Niye? Hocam Z'den dolayı burası nokta açısı oldu. A noktaya nokta. Burası 10 burası da 10 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bakın Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan bir şey çıktı arkadaşlar burada. Görüyorsunuz. Hatta ve hatta şurası alfayken burası alfa ya. Burası da 180 eksi alfa ya. E 180 eksi alfa burası da 180 eksi alfa ya. Şimdi hem karşılıklı kenarlar eşit, eşit hem de şu açılar toplamı 180 olduğu için şurası bir paraya kenar yaptı. O zaman burası bir paraya kenarsa arkadaşlar. E 120 ise burada kaçı da 120 derece. O zaman burada kaçı da 60 derece. E hocam şuraya ne kaldı? Bunu bilmiyoruz. E burası kaç birimdi arkadaşlar? Şu 12'yi kullanmadık. Burası 12 ya. Buraya da 2 birim kaldı. E, yani burası da 2 birim. Sarı renkli bölgenin alanı yani 2'ye onluk paralel kenarın alanı isteniyor. 120'yi kullanalım. 120 derece ise burada kaç kaç derecedir? 60. E o zaman arkadaşlar şuradan bir 90 derece çizersen tabanına ait yüksekliği çizecek olursam. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Burası da kaç yapar? Kök 3. Tabanına ait yükseklik kök mü yaptı? Evet o zaman alanımız 10 çarpı kök 10 kök eşit olacaktır arkadaşlar. Evet bu katlama sorusunda verilen bilgileri kullandığımız zaman üst üste binen kenarların birbirine eşit. Üst üste binen açıların birbirine eşitliğini kullandığımız zaman. Yine rahat bir şekilde çıktı arkadaşlar. 12. soru böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 10 kökü çıktı. Ve geldik 13'e. ABC'de dikdörtgen şunlarda bir paralel kenar olarak verilmiş ve uzunluklar verilmiş. Yeşil renkli bölgelerin alanları toplamını 50 vermiş. Yeşil renkli bölge bu bir paralel kenarsa 3 ise burası da nedir? 3'tür. 2 ise burası da 2'dir. Tamam. Arkadaşlar ne yapmam lazım? Şu yeşil renkli bölgelerin alanını bulurken Şu alandan şu kırmızıdaki alanı yani şuraya x diyecek alırsam. Şu paraya kenar alanından x'i çıkartırsam şu alanları bulurum arkadaşlar. Hatta şuraya bir AB mi desek, şuraya bir AB diyelim isterseniz, şuraya bir A diyelim, şuraya da B diyelim arkadaşlar. A artı B alanı ne eşittir arkadaşlar? A artı B alanı. Şöyle diyemedik. A artı B alanı ne eşittir? E, paraya kenarının alanından hocam paraya kenarının alanını nasıl bulacağım? Taban belli. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa alan neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklikte. Hop tabana ait yüksekliği çizelim. Tabana ait yükseklik belli mi arkadaşlar? Belli. Kaç? 8. Tabanımız kaç? 3. 3 çarpı 8'den. 3 çarpı 8'den neyi çıkartacağız? X'i çıkartacağız. Peki şuraya C ve D diyelim buraya da. Hocam şu paraya kenarının alanından da X'i çıkartırsam. Yani C artı D'den. C artı D alanı. Neye Neye eşittir arkadaşlar? e, paraya kenarın alanından ne çıkartacağım? X'i çıkartacağım. Paraya alanı ne? Tabanımız 2 iken tabana ait yükseklik belli mi? Evet şekilde 90 derece olduğu için yine taban çarpı tabana ait yükseklikten yapabiliriz. Burası da kaç arkadaşım? 16 olduğundan 12. 2 çarpı 16'dan neyi çıkartacağız? X'i çıkartacağız. 2 çarpı 16'dan X'i çıkartacağız. O zaman yeşil alan neye eşit oldu arkadaşlar? Yeşil alan neye eşit oldu? 3 kere 8 24 eksi X artı 32 eksi X'e eşit oldu. Bu kaça eşitmiş? 50'ye eşitmiş. Şu ikisinin toplamı 56. E, attık öbür tarafa 2x eşittir 6 oldu o zaman x de buradan kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. Evet 13. sorunun cevabı böylelikle 3 çıktı. Ne yaptık? Paraya kenar alanından x alanı çıkartınca şu yeşiller yaptı. Şu paraya kenar alanından x alanı çıkartırsam şu yeşiller yaptı. O zaman e, ikisini de toplayınca tüm yeşil alanı bulmuş olduk arkadaşlar. O da 50'ye eşit demişti. Ve kendiliğinden cevap çıktı arkadaşlar. Ve geldik şuraya. Ne demiş? Şimdi alanlar oranını 2 bölü 5 demiş. Arkadaşlar yamu daha öncesinde gördüğümüz için. Tamam tekrardayız ama daha anlatmadık ama biliyorsunuz arkadaşlar. Tekrarda olduğumuz için şey yapıyoruz. Yamuğun alan formülü nedir? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. E tamam o zaman öyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir yükseklik çizdiğin zaman yamuğun yüksekliğiyle biz bunu ne zaman yapabiliriz? Yamuğun yüksekliğiyle paraya kenarın yüksekliği aynı anda olduğu zaman yapabiliriz. Evet alan FBEK nedir arkadaşlar? Alt taban artı üst taban. 6 artı x. Çarp yükseklik bölü 2. Aynı zamanda alan ABC'de tabanımız kaç? 10. 10 çarpı yükseklik eşit. Bu oranlamalar 2 bölü 5'e eşit verilmiş. Açılar gitti mi? Gitti. O zaman ne eşit oldu arkadaşlar bu? 2 bölü 5'e eşitmiş. İşler dişler mi yapsak? <laughs> İşler dişler mi yapsak? Evet. Şu bölü 2 de canımı sıktı aslında ama neyse. Devam edelim arkadaşlar. O zaman bu ne oldu? 6 artı x çarpı e, 5 bölü 2 eşittir 20 oldu arkadaşlar. Bu 2 bölü 5 diye geçti bu tarafa. 6 artı x e, 20 çarpı 2 bölü 5 yaptı arkadaşlar. O zaman 5 ile de bu sadeleşince 4. 4 kere 2 8. 6 artı x 8 eşitse x de buradan kaç eşit olur arkadaşlar? 2'ye eşit olur. Evet 14. soruda da cevabı ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Geldik 15. soruya. Alan sorusu ve alan dağıtma. Çünkü niye? Oranlamalar da var. Burası 3K iken burası ne verilmiş? 2K. AE uzunluğu 2K iken ED uzunluğu 3K yazalım bakalım. Bir de arkadaşlar şunlar paralelse 3'e 2 oran varsa 3'e 2'dir. Hatta burası da 3'e 2'dir. Hatta şunlar paralel kenardan dolayı burası da 3K buraya da 2K yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi alanlar oranlaması isteniyor. Peki arkadaşlar şuraya baktığımız zaman benzerlik alan ilişkisi olduğu belli. 3 bölü 5'in karesi. 3 bölü 5'in karesi nedir arkadaşlar? E, 9 bölü 25. Yani burası 9A iken tamamı 25A buraya 16A kaldı. Hocam şurada da 2 bölü 5 oran var. 2 bölü 5'in karesi de nedir arkadaşlar? 4 bölü 25. Hocam zaten burası 25A iken burası da 25A ya. O yüzden 25A olduğu için sıkıntı yok. Buraya 4A buraya da kaç A yazabiliriz arkadaşlar? 21A yazabiliriz. Normalde 4B'ye 21B yazmam lazım. Şunlar 25A 25B'ye eşit olduğu için A'lar B birbirine eşit oldu. Yani buraya 4A buraya da 21A yazabildik arkadaşlar. E bizden şu oran isteniyor arkadaşlar. A, B, E, K. Yani 16 A bölü DFKC yani 21 A isteniyor. O da 16 bölü 21 yapar arkadaşlar. 15. soru 16 bölü 21 çıktı. Geldik 16. soruya. Ne var? Oranlama var. Yaz oranlamayı kardeşim. Şurası K. EC uzunluğu K iken DE uzunluğu 2K. 3K iken aşağısı da 3K. E alan dağıtacağız. Alan dağıtırken her yerdeki her oranı yazın arkadaşlar. Burada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman kelebekteki oran zaten 1'e 3. O zaman A ise 3 A, B ise 3 B. Her yerdeki oranlama yazın. Genelde tavsiyemiz şudur. Kelebek olduğu zaman 1 bölü 3 oran var ya karesinden gidin arkadaşlar. 1 bölü 9. O zaman burası A ise buraya direkt 9 A yazın. Sonrasında alan dağıtın. A'da kalan A ise 3 ade kalan nedir? 3 A'dır. Sonra yeni üçgen oluşturabilirsiniz ama bence gerek yok. Temel yapı. Burası 12A mı arkadaşlar? Şurası 12A. Evet paraya yarısı 12A ise diğer yarısı da 12A'dır. Hatta buraya 11A kaldı diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Boyalı bölgelerin alanını toplamı yani 10A'nın tüm alana oranı. 12, 12, 24 A değil midir arkadaşlar tüm alan? 10 A'nın 24 A'ya oranı isteniyor. O da kaç yapar? 5 bölü 12 yapar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Üçgen değil mi arkadaşlar? Üçgen. Üçgende de alan dağıtımı. Bitti gitti. 16. soru 5/12 çıktı. Geldik 17. soruya. Oranlamalar verilmiş. Yine alan dağıtma oldu. Açıkar. EC uzunluğuna k dersek BE uzunluğu 2k. Şuraya k dersek burası 2k. Buraya a dersek burası da 3a. Buraya a dersek burası da 3a. Şimdi alan dağıtacağımız belli. Hocam k'dan 2k'ya. Hop şöyle üçgen oluşturalım. Şimdi şöyle diyebiliriz aslında. K'da kalan a ise 2k'da kalan 2a. Hocam a'da kalan b ise 3a'da kalan 3b. Sonra burasıyla burası birbirine eşit olacak ya. 3A eşittir 4B deyip A'yı B cinsinden yazabiliriz. Ya da böyle yapacağımıza bence bakın şurası kaç? 4'ün katı. Burası kaç? 3'ün katı. He. Burası 3'ün katı. Burası 4'ün katı. Hem 3'ün hem de 4'ün katı olan bir şey vermeliyiz sanki buraya arkadaşlar. Ee, yani o zaman ne diyelim arkadaşlar? Alan A'ya ve CF'ye de vermiş. Şimdi şöyle mi desek? Hem 3'ün hem 4'ün katı. Aa, o zaman buraya 12A diyeceğiz. Yani direkt şöyle desek. K'da kalana ben 4A dersem 2K'da kalan 8A oluyor arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şurası 12. Yani hem 3'ün hem 4'ün katı 12A dedim. E 1'e 2 şeklinde paylaştırdığı için 4'e 8 oldu. Hocam burası da 12A dediğimizde 4 parçaya bölünüyor. 4'e bölsem burası 3A yapar. Burası da 9A mı yapar arkadaşlar? Çünkü niye? A'daki 3A ise 3A'daki 9A. Tekrarlıyorum. Şuraya 12A dedim. E 3K'daki 12A ise K'daki 4A yapar. 2K'daki de 8A yapar. Hocam burası da 12A ya. 4 A'daki 12 A ise 4'e böl A'daki de 3 A yapar arkadaşlar. Bakın 7 A'yı kaç vermiş 28 demiş. Yani bunlar bizi biraz pratikleştiren A B cinsinden yazabilirsiniz tabi ki de. Yani bu şekilde pratik yöntemleri de bilmenizde fayda var. A'yı buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? Alan A B C'de isteniyor. E burası 12 A 12 A tüm alan kaç A? 24 A isteniyor arkadaşlar. A yerine 4 yazdığımız zaman 24 çarpı 4'ten kaç yapıyor arkadaşlar? 96 yapıyor cevabımız. Yani 17. soru cevap 96 çıktı. Geldik 18'e. Hmm, yeşil renkli bölgenin alanı sarı renkli bölgenin alanı kaç katlıdır diye soruluyor arkadaşlar. Bir kere ne var burada? Hocam kenar ortay kenar ortay. Aklımıza ne geldi? Hop kenar ortay. Şunu şöyle çizdik. Kenar ortay kenar ortay. Aa kenar ortay kenar ortay deyince ne gelecekti aklımıza arkadaşlar? Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi de alanı daha rahat bir şekilde dağıtabiliyoruz. Şunu da çizdiğimiz zaman bu ağırlık merkezi oldu. Yani şöyle eşit oldu. Şuradaki alanların hepsi nedir? Birbirine eşittir. A, -a, 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 -a yaptı. E burası yarısı temel yapı. 6 A ise diğer yarısı da 6 A'dır. Yeşil renkli bölgenin alanı yani 8 A. Sarı renkli bölgenin alanının kaç katıdır? Yani böleceğiz. O zaman kaç çıktı arkadaşlar? Cevabımız 4 çıktı. 18. soru cevabı böyle 4 oldu arkadaşlar. Geldik 19'a. Alan ABC'de nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere biz ne yapacağız? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa tabanına ait yükseklik her zaman hayat kurtarır. Hop şöyle. Özel bir açı olduğundan dolayı. Şu diki çizince 90'ın karşısı 4'te 30'ın karşısı 2. Burası da 2 köküç mü oldu? Evet hocam. E tabanımız 6 iken yüksekliğimiz 2 köküç oldu. 6 çarpı 2 köküç bize direkt alanı verecektir arkadaşlar. Cevabımız 12 köküç olur. Ya aslında e, hocam yani konu soru sıralaması değişmiş sanki. İlk sorulardan, alandaki ilk sorulardan biri olsa daha güzel olurmuş bu soru. Ee, sanırım şeyi düşünerek daha şey yaptım ben bu soruyu yazdım. Şöyle yapsaydık arkadaşlar bu alan tüm alanın nesi olacaktı? Yarısı olacaktı. O yüzden bu üçgenin alanını bulalım diyecektim ben. O şekilde de çözüm yapabilirdik. Tabanına ait yükseklik çizdik. 6 çarpı 2 köküç bölü 2'den 6 köküç burası. Tüm alanda 2 katı 12 köküç diyebilirdik ama gerek yokmuş arkadaşlar. Taban çarpı tabana ait yükseklikten tüm alanı rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Geldik 20'ye. Hocam 10 verilmiş 3 verilmiş. EFC isteniyor bizden. Arkadaşlar hmm, ne diyelim? Şuradaki alana bir A diyelim. Bizim 5 yıldızlı alan çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Özellikle oranlamanın olmadığı yerlerde. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu nedir? Tüm alanın yarısıdır arkadaşlar. Paralel kenar alanının yarısı A artı 10'dur. Bak dikkat. Hatta paralel kenarda arkadaşlar şöyle bir şey demedik mi biz? Hocam burası tüm alanın yarısıysa Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısıdır. Yani burası A burası B ise burası da ne olur demiştik. A artı B olur demiştik. O zaman biz şuraya şey yapacak olursak arkadaşlar. E hocam geri kalanlar şu ve şu. Ama şuradaki alan soruluyor. Tamam burası X de. Buraya da Y mi diyeceğim o zaman? Demeyeceğiz. O zaman bunu düşünmeyelim arkadaşlar. Bu alan özelliği bir işimize yaramaz burada. Peki ne düşünebiliriz başka? X'e bakacak olursak. Aa hocam. X'e bakacak olursak x'teki şu alan da tüm paralel kenarların yarısı değil mi? Evet. 3 artı a artı x de kenar alanın yarısına eşittir. O zaman bunlar birbirine eşittir. E a'lar nana oldu. x artı 3 10 sa x de buradan kaç buluruz? 7 buluruz. O 20. sorunun cevabı da böylelikle 7 çıkar arkadaşlar. Geldik 21'e. Bak çok önemli. Paraya kenarın alanı 54. Hangi paraya kenarın alanı? ABCD. ABCD. Hiçbir şekilde oran moran yoksa bizim 5 yıldızlı alanı oluşturun. Hop şöyle hocam oluşturduk. Sadece burada bir nokta var. O yüzden buradan böyle oluşturduk. İşte bu alan arkadaşlar mavi paraya kenar alanının nesi oldu? Yarısı oldu. Yani 54 ya ABCD paraya kenarının alanı. O zaman burası kaç oldu? 27 oldu. Hocam ben şimdi kırmızı paraya kenar oluştur. Ee, dikkat edeceğim. A dikkat et. Kırmızı paralel kenarda da arkadaşlar şu kırmızı paralel kenarda da bu alan yine tüm alanın yarısı değil midir? Evet. O zaman bu kırmızı paralel kenarın alanında kaç yapar arkadaşlar? 54 yapar. 21. sorunun cevabı böylelikle 54 oldu arkadaşlar. Oranlamanın olmadığı yerlerde o 5 yıldızlı alan özellikleri gerçekten çok işimize yarıyor arkadaşlar. Şimdi alan A, B nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şuradaki X alan nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Peki şuraya bir A diyelim. Ya da şuraya mı A desek? Hocam buraya A desek burada hiçbir özellik karşımıza gelmiyor. Tamam şu alanlar toplamı şey de o zaman şuraya da B demiş olacağım. Bilinmeyen sayısı 3'e çıkıyor. Ama şuraya A dersem hocam şu alanlar toplamı tüm alanın nesidir? Yarısıdır diye söylemiştik arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle olduğunda şu alanla şu alanın toplamı tüm alanın yarısıydı. Hatta şu ikisinin toplamı da tüm alanın yarısı diye söylemiştik arkadaşlar. E 13'ü kullanalım hocam. E dikkat et bir de 13'e. 13'ün olduğu yerde şu alan da paraya kenar alanın yarısı değil mi? Evet. Hem paralel kenar alanının yarısı A artı 3 artı X yaptı. A artı 3 artı X yaptı. Hem de A artı 13 yaptı. Bak formülleri ezberlemeyle e, yani diğer bir sürü formül var. O formülleri ezberlemeyle olacak iş mi arkadaşlar? Değil. En azından bu temel yapıları yıldız koyduğun temel yapıları bilmeniz lazım arkadaşlar burada. Evet buradan da X alanını kaç buluruz arkadaşlar? 10 buluruz. Yani 22. sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 23. soruya. Hmm. Şimdi her yer 12. Her yer 12. Hocam kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 6 bölü 4. Tamam. Kelebekteki oran 3 bölü 2. 3 bölü 2. Karesi nedir arkadaşlar? 9 bölü 4. Kelebekte alan dağıtırken karesi şeklinde dağıtmak her zaman daha sağlıklı oluyordu arkadaşlar. O zaman 9 bölü 4. Peki. Peki peki peki. Hocam kelebekteki oran 9 bölü 4. 9A ise buraya 4A yazmanızı hep tavsiye ettik değil mi? Peki kelebekteki oranlamayı da yaz kardeşim. Niye duruyorsun burada? Yaz bakayım. Hocam burası kelebekteki oran 3'e 2 değil mi? Evet 3'e 2. O zaman burası 3A ise burası da 2A mı? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Alan dağıtma. Haydi dağıtalım. Alan dağıtma. Hocam şöyle şey yapacak olursam. 3K'da kalan 9 ise 2K'da kalan kaç yapar? Şurası da 2K arkadaşlar. Şurası da 2K olduğundan dolayı. Dikkat edin. 3K'da kalan 9 2K'da kalan kaç yapar arkadaşlar? Ee, 3 katı 3 katı 6 yapmak zorunda. Burası 6A olacak. Hocam e, alan dağıtmaya devam. Alan dağıtmaya devam. Şöyle çizdik mesela. Aa, bu sefer bak dikkat et. Altta kalan 15A. Ya da şu 4'de kalan kaç A arkadaşlar? 10A değil mi? Evet. Şu dörtteki alan da 10'a'dır. Bu dörtteki alan da 10'a'dır. Ters diz üçgenlerde de paraya kenarda alan dağıtabiliyorduk arkadaşlar. Çünkü yüksekleri aynı. Dörtteki alan 10'a. O zaman buradaki dörtteki alan da 10'a olacak. Buradaki dörtteki alan da 10'a olacak. Hatta şunu şöyle çizecek olursak arkadaşlar buradaki dörtteki alan da 10'a olacak. Bak dörtteki alan bize bayağı bir şey yapıyor ya. Dörtteki alan 10'a olacak. 4A'sa 6A kaldı. Ya da 3A'da e, kalan 9A'sa 2A'da kalan direkt 6A diyebilirdik arkadaşlar. E şimdi dörtteki alan 10A şunu şöyle çizecek olursak arkadaşlar. 2'de kalan ne olacak? 4'te kalan 10A ise 2'de kalan da e, yarısı olacaktır arkadaşlar. 5A olacaktır. 4'te kalan da 10A. Bitti gitti. Her yerdeki alanı yazdık arkadaşlar. Unutmayın yamukta da şunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Atıyorum burası 2K burası 5K ise hop burası 2A iken burası da 5A diye ters düz üçgenlerde alan söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey para yamukta da söylüyoruz. Para kenarda da çok kullandığımız şey arkadaşlar bu. Tamam. Soru daha farklı bir şekilde çözülür mü? Çözülür tabii ki de. Biz genelde ne yapıyoruz? Alan dağıtmayı tercih ediyoruz arkadaşlar bu tür sorularda. Evet geldik şuraya para kenara. Oranlamalar verilmiş mi verilmiş. ED uzunluğu K iken AE uzunluğu 3K verilmiş. Evet K iken 3K verilmiş. FC uzunluğu A iken burası 2A verilmiş. A iken DF uzunluğu 2A verilmiş. Ne yapacağız hocam? Alan dağıtacağız. A hocam 4K iken burası 4K. 3A iken burası nedir? 3A. Şimdi biz şu üçgenlerin alanlarını tek tek bulabiliriz. Ne demiştik arkadaşlar? katsayılar çarpımıyla üçgenlerin alanları doğru orantılıydı. Ve bu önemliydi. Yani 1 kere 4, 4. Burası 4A. 2 kere 1, 2. Burası 2A. 3 kere 3, 9. Burası 9A. Ama paraya kenarda ne oluyordu? Burası hocam 4K. Burası hocam 3A ya. 4 kere 3, 12. Yani şurası da 12A, burası da 12A. Tüm alan kaç a yaptı o zaman? 24 a yapacak. E 9, 4 ve 6, 15 aysa buraya kaç a kaldı o zaman arkadaşlar? 24 a yapması için buraya da 9 a kaldı diyebiliriz. Bu şekilde ortadakini de bu şekilde buluyoruz. Evet, alan ABCD kaç? 9, 9, 18, 20, 24, 24 a'yı bize kaç vermişler arkadaşlar? 120 vermişler. A buradan kaç çıktı? 5 çıktı. Bizden ne isteniyor? 18A isteniyor. O zaman 18 çarpı 5'ten o da kaç çıkıyor arkadaşlar? 90 mu çıkıyor? Evet. Cevabımız böylelikle 90 çıktı arkadaşlar 24. soruda. Ve geldik 25'e. Evet eşkenar dörtgen sorusu. Arkadaşlar paraya kenar sorularını böylelikle 24 soruda bitirmiş olduk. Şimdi geldik eşkenar dörtgene. Evet paraya kenarda ne gördük? Genelde alan dağıtımı var arkadaşlar. Ve bazı yıldız attığım temel yapılara dikkat ettiğiniz sürece alanda sıkıntı yaşamazsınız. Alanda bir sürü formül varmış gibi durur ama aslında yok. Yani şöyle 4-5 tane bir şey var arkadaşlar. Geri kalanı alan dağıtma ve e benzerlik yardımı falan filan yaptığımız şeyler arkadaşlar. Evet geldik bakalım eşkenar dörtgene. 25. soru. Ne diyor arkadaşlar 25. soru? Hop şunlar birbirine eşit. Eşkenar dörtgende arkadaşlar yapılan en çok hata. Ee, bu kenarların eşit olduğunu maalesef maalesef yazmıyoruz. Bir de ABE eşkenar üçgen demiş. Bakın düzgün çokgenlerde de zaten biz bunu yapıyorduk. Buna dikkat edin. A ekstradan bir ikizkenar çıktı gördüğünüz üzere. Bu eşkenar üçgen olduğu için 60-60-60 derece bunlar. Tamam. Evet, burası 70 derecesi 70'i kullanacağım hocam 70'e burada kaçı da 70 derece paraya kenardaki özellikler burada da yine devam ediyor o zaman buraya 10 kaldı ikiz kenarın tepe açısı 10 derece 180'den 10 çıkart 2'ye böl 85 85 yaptı a 85 artı alfa nedir arkadaşlar 70 açısının 180'e tamamlayanıdır yani 110 derecedir arkadaşlar o zaman burada da alfa kaç derece yapar? 25 derece yapar arkadaşlar. 25. sorunun cevabı 25 çıktı. Evet. Erzurum. Erzurum'a selamlar buradan. 25 de manidar oldu 25 çıkması da. Evet, geldik şuraya. Eşkenar dörtgen. Tamam, bütün kenarlar birbirine eşit. Ne yapacağız? Eşkenar dörtgende arkadaşlar önemli şeylerden biri şimdi bu. Köşegen çizilmişse diğer köşegen de bizim çizmemiz gayet mantıklı oluyor. Ama ilk önce verilen bilgiler yeterli oluyor mu olmuyor mu ona bakmak lazım tabii ki. Hemen ezbere de köşegen çizmeyelim arkadaşlar. İlk önce eşkenar dörtgende köşegenler nasıldı? Açı ortaydı. O zaman şu alfa ise burası da nedir? Alfadır. Hocam burası iki alfaken burası da iki alfa yani bunlar da alfa alfa oldu. E x kenarlığı kullanayım burası da alfa. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burası da iki alfa yaptı. Aha yani diğer köşegen çizmemize gerek kalmadı. 3 alfa artı 72 eşittir 180'den o zaman 3 alfa eşittir 108'den alfayı da buradan kaç derece buluruz? 36 derece buluruz. 26. sorun cevabı böylelikle 36 çıktı arkadaşlar. Geldik 27'ye. Aha bak burada yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Bir köşegen çizilmiş eşkenar dörtgende. Tabi eşitleri gösterelim şöyle arkadaşlar. Ekstra bir eşitlik yok ama olsun. E ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Köşegenler nasıl kesiyor arkadaşlar? Dik kesiyor. Hemen köşegenlerin dik kesmesini şöyle gösterelim. Ve birbirini ortalıyor. 5 5 A hocam şurada onu da kullanmam lazım. Şurada ne çıktı? 1 dik üçgen çıktı. 5 e, burası kaç? 8 burası kaç? 10. 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgenden 6 çıktı. Hatta burası da 6. DB köşegenin uzunluğunu bulunuz diyor zaten. DB köşegenin uzunluğu da kaç çıktı böylelikle? 12 çıktı arkadaşlar. 27. soru 12 oldu. Geldik 28'e. Şimdi eşkenar dörtgenmiş arkadaşlar bu. Bir de dik yamuk. Allah aşkına dik yamukta insan olan ne yapar? Dik yapar. Ama bir şeyler eksik. Eksik parçaları biz tamamlayalım arkadaşlar. Ee, mesela tamam dik yamuk bu da. Şuradan bir insan olan diki oluştursun öncelikle. Tamam oluşturduk. Dik dörtgen ve üçgen oluştu. 6 ise 6, 8 ise 8'i yazdık. E hocam bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgeni de kullanmak zorundayım ben. O zaman normal sonunda arkadaşlar. Şurası A ise eşkenar dörtgenin bir kenarı ne oldu arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman A artı 6 oldu. Hocam burası da A artı 6 olur o zaman. Hocam burası da A artı 6 olur o zaman. A, A artı 6 ise buraya ne kaldı? A artı 4 kaldı. Pisagor. Hadi Pisagor yap bakayım. Yapacağım mı? Yapmazsın ya. Yapıyor musun yoksa? Yok canım. İşlem 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 deyince hissettin mi kardeşim? E, zaten 8 varsa ne üçgendir? 6, 8, 10. Yoksa 8 15 17 6 koyduğumuzda 6 8 13 üçgeni sağlanıyor mu? Arkadaşlar sağlanıyor. O zaman alan A B F E de çıktı. İster yamuğun alanından isterseniz üçgen ve dikdörtgenin alanından. Yamuğu görmedik diye Üçgenin ve dikdörtgenin alanından gidelim. Burası 6 kere 8, 48 burası. Burası da 6 çarpı 8 bölü 2, 24 burası arkadaşlar. Yani 6 çarpı 8 bölü 2 artı 6 çarpı 8 olacaktır arkadaşlar cevabımız. E, 48 artı 24'ten kaç yapıyor? 72 yapıyor arkadaşlar cevabımız. O zaman 28. sorunun cevabı böylelikle denizli çıkar. Geldik 29. soruya. ABCD eşkenar dörtgen biçimindeki bir havuzun A ve D köşelerinin hızları 40 metre bölü dakika ve 30 metre bölü dakika olan iki yüzücü aynı anda ve doğrusal bir şekilde yüzüyorlar. Peki. A noktasında yüzmeye başlayan yüzücü AB ve AD kenarlarına eşit uzaklıkta. Evet bu ne demek arkadaşlar? Buradan AB ve AD'ye eşit uzaklıkta gitmesi demek ne demek? Şunlar birbirine eşit. A bunların birbirine eşit olması açı ortayla kollar açısından diklerinin birbirine eşit olması anlamına geliyor. Yani şu açı ortay doğrusu boyunca gidecek. Bu açı ortay doğrusu boyunca gitmesi demek ne demek arkadaşlar? Eşkenar dörtgenin köşegeni doğrultusunca gitmesi demektir arkadaşlar. Sonra D noktasında yüzmeye başlayan yüzücü de DC ve AD kenarlarına eşit şeyde aynı şekilde bu da köşegen boyunca gitmek zorunda. O da açı ortay olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü şuna ve şuna eşit uzaktaymış diyor. Eşit uzakta olması demek açı ortay. Aynı şekilde bu da açı ortay doğrusu boyunca gidecek anlamına geliyor arkadaşlar. Neyse şunu sileyim. Peki bu yüzücüler 4 dakika sonra Karşılaştıklarına göre. Karşılaştıkları yer burası değil mi? 4 dakika sonra. Arkadaşlar gittikleri yollar x eşittir v çarpı t değil midir? x eşittir v çarpı t'dir. E, biraz da matematik bilgisini kullanalım değil mi arkadaşlar? Gittiği yollar bir tanesinin nedir arkadaşlar? 30 çarpı 4. Kaç yaptı? 120, e, 120 metre gitti. Yani şurası 120. 30 çarpı, öbürü de 40 çarpı 4 değil mi? 40 çarpı 4 de 160 metrelik yol gitti. E burası da 160 metre oldu o zaman arkadaşlar. E Köşegenler nasıl kesiyordu arkadaşlar? Köşegenler dik kesiyordu. o 120 ise burası da 120. 160 ise burası da 160. E burada ne çıktı? 12, 16, 20'nin 10 katı arkadaşlar. Yani burası 200 çıktı. E ABCD eşkenar dörtgen çevresi nedir diye soruluyor. 200 ya. Burası da 200. Burası da 200. Burası da 200. Yani çevre de ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 4 tane 200 var. O da kaç yapar arkadaşlar? 800 yapmak zorunda. Cevabımız böylelikle 800 metre oldu arkadaşlar. Geldik 30. soruya. <laughs> evet. Eşkenar dörtgen biçimindeki özdeş 3 tahta parçası. Bak özdeş. 3 tahta parçası. Zemin üzerine konumlandırılmıştır. Birinci şekilde ve ikinci şekilde. Arkadaşlar bunlar özdeş doğru parçasıysa. Arkadaşlar şu dar açıya ait bir yükseklik çizdiğim zaman. Bu dar açıya ait yükseklik. Bu dar açıya ait yükseklik. Hatta eşkenar dörtgende yükseklikler dar açıya da olsa geniş açıya da ait olsa bu yükseklikler zaten hep birbirine eşit değil miydi? Evet yükseklikler birbirine eşit arkadaşlar. Evet şurayı bulduk. 18'i 3'e böldüğümüz zaman şurası kaç çıktı? Bir yüksekliğimiz 6 çıktı arkadaşlar. Peki ilk durumda yük oluşan yükseklik 18'dir. Yani eşkenar dörtgenin bir yüksekliğini 6 bulduk. Şekil 2'de oluşan çok çevresi nedir diye soruluyor. Hmm. Arkadaşlar bunlar eş yapılar değil miydi? Evet ÖSYM bakın bu eş yapılardan bir yapı inşa etmeyi çok sever arkadaşlar. O zaman burada ne var? Bu eş yapılarsa dar açılar birbirine eşit. Aynı zamanda geniş açılar da birbirine eşit. Aa hocam burası çizgi açısı. Burası da geniş açısı çizgi açısı. Burası da geniş açı çizgi açı. Aa bunların hepsi kaç derece oldu arkadaşlar? 360 derece olacak. 3'e böldüğümüz zaman 120'şer derece mi çıkacak? Evet. Bak buradan eşkenar dörtgenin ikinci yapıda şekil 2'de eşkenar dörtgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu ve bir açısının da diğer açısının 60 derece olduğunu gördük. Bu çok geniş çevresi soruluyor arkadaşlar bize. O zaman bir kenar uzunluğunu bulacağım. Bir dar açısı 60 dereceye geldik buraya 60 derece. 60'ı karşı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar arkadaşlar? 6 bölü köküçten 2 köküç. 30'un karşı 2 köküç ise 90'ın karşısı kaç yapar? 4 köküç yapar. Eşkenar dörtgenin bir kenarını kaç bulduk? 4 köküç bulduk. O zaman 4 köküç, 4 köküç, 4 köküç, 4 köküç ve 4 köküç bu şeklin çevresi değil midir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çevresi kaç yaptı? 6 tane 4 köküç yaptı. O da 24 yapar arkadaşlar. 30. sorunun cevabında böylelikle 24 kök 3 bulduk arkadaşım. Geldik 31. soruya. Şekilde eşkenar dörtgen biçimindeki bir masanın üzerinde bir vaza bulunmaktadır. Eşkenar dörtgen biçiminde. BC kenarına olan uzaklığı. K noktasının BC kenarına olan uzaklığı verilmiş arkadaşlar. BC kenarına olan uzaklığı. Şurası dik uzaklıdır. AB kenarına olan uzaklığı verilmiş. AB kenarına olan uzaklığı. Sonra DC kenarına olan uzaklığı verilmiş. DC kenarına olan uzaklığı verilmiş. Arkadaşlar şurası da dik burası da dik. Ha, bu doğrusal oldu o zaman. Burası da dik. Şunları kaç verilmiş? BC kenarına olan uzaklık 6. AB kenarına olan uzaklık 4. E, DC kenarına olan uzaklık 7. Bir dakika. Şu yanlış yapmışım. DC kenarına olan uzaklık şurası arkadaşlar. Şurası. Kaçmış arkadaşlar? 7. Hmm. Bu bir eşkenar dörtgen değil miydi? Evet. Eşkenar dörtgende bir de K noktasının AD kenarına olan uzaklığı isteniliyor arkadaşlar. Bizden. Tamam. Şuradaki uzaklık isteniyor. Arkadaşlar eşkenar dörtgende bu bir yükseklik değil mi? Evet. Yükseklik uzunluğu kaç? 11. Yükseklik uzunluğu, şu yükseklik uzunluğu, bu da yükseklik uzunluğu birbirine eşit değil midir? Aynen öyle. Yani yüksekliğimiz 11, yüksekliğimiz aynı zamanda x artı 6'ya eşittir. X de buradan kaç yapmak zorunda? 5 yapmak zorunda. Eşkenar dörtgende yüksekliklerin birbirine eşit olmasında kullanıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. 31. sorunun cevabı da böylelikle 5 çıktı. Geldik 32. soruya. Bu bir eşkenar dörtgenmiş. Arkadaşım bir kenar kaç? 5. Bir kenar 5. O zaman buraya kaç kaldı? 3. O zaman burası 5. Burası da 5. A hocam köşelerde üçgenler oluşmuş. Paraya kenardaki yöntem. Kassayla çarpımıyla doğru orantılı üçgenlerin alanları. Burası 20A. Burası 3A. Burası da 5 kere 2. 10A diyebiliriz arkadaşlar. Şu eşkenar dörtgende şurası ee, kaç? 5. Burası da 5. 5 kere 5. 25A burası arkadaşlar. 25A burası. E diğer taraf da 25A. Tüm alanında kaç bulduk arkadaşlar? 50A bulduk. E burası 50A ise 20 30 33A buradaysa buraya da kaç A kaldı? 17A kaldı arkadaşlar. Sarı renkli bölgelerin alanları mavi bölgeler ha bu 17A'ya da gerek yokmuş arkadaşlar bu arada. Hop sildik. Sarı renkli bölgenin alanı e, 30A. 30A'nın şuraya yazayım. 30A'nın Mavi renkli bölgenin alanına 3 ay oranı isteniliyor. Cevap bu zor. Bak paralel kenardaki özellik zaten paralel özel bir halidir bu. Hatta dikdörtgen ve kare de paralel özel bir halidir. Dikdörtgen ve karede de, de paralel kenar vari sorularla karşılaşacağız arkadaşlar. Hatta bir senesinde ÖSYM kare sorusunu e, en böyle e, zor sorularından birisiydi. O da paralel kenardaki özelliklerden çıktığı için öyleydi arkadaşlar. Bu tür şeylerde yapılara da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Ve geldik 33'e. Evet. Ne demiş? Yani eşkenar dörtgenin son sorusundayız. Yani bu testin son sorusundayız arkadaşlar. ABC'de paraya kenarın alanı eşkenar dörtgenin alanının iki katıdır. Eşkenar dörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Eşkenar dörtgenin bir kenarına x diyelim. O zaman burası da x olsun. 18 ise buraya da ne kaldı? 18 eksi x kaldı arkadaşlar. E ne yapacağız? Alan dağıtma mı yapsak arkadaşlar? Alan dağıtma yapabiliriz. Ya da tabana ait yükseklikten de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi sayılar var ya alan dağıtalım isterseniz ya. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Hocam şunu şöyle çizecek olursam. iki eş parçaya böldüm böldü. Ve şurada da x ve 4'e ait bir üçgen oluştursak arkadaşlar. x'teki alana x a dersem. 4'teki alan 4'ün a katı değil midir arkadaşlar? Evet. Hocam burası da x a'dır. Tamam. E şimdi şu paraya kenarda alan dağıtalım. Arkadaşlar şöyle X'te kalan 4A. Tüh ya. X'in bir katı değil arkadaşlar bu. X'te kalan 4A. 18 x X'te, 18 eksi X'te kalan ne diyeceğiz? İşte o zaman sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Bence burada şeyden gitmek daha mantıklı arkadaşlar. Tabana ait yükseklikten. Çünkü alan dağıt, dağıt, dağıtamıyorum. Tamam X'a dedim de sonrasında bunun onun alanın iki katı buna eşit olacak diyecektik arkadaşlar. Oradan yapacaktık ama maalesef ama maalesef oradan çıkmayacak. Çıksa bile çok teferruatlı çıkacak arkadaşlar. Sıkıntılı bir şekilde çıkacak. O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? Alanda şeyden gidelim. Şurası kaç? 18-x miydi arkadaşlar burası? 18-x burası. Tamam. Tabana ait yükseklikten gidelim. Eşkenar dörtgenin yüksekliği bu. Paralel kenarın yüksekliği de bu değil mi? Özellikle buradan çizelim ki benzerliği en azından kullanabilelim arkadaşlar. Evet şöyle çizdik. Arkadaşım şurada benzerlik oranı kaç? X bölü tamamı 18. Tamam. O zaman x bölü 18 ise burası x'in k katıysa burası da 18'in k katı değil midir arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? E, ee, paraya kenarının alanı eşkenar dörtgenin alanı iki katıdır. Paraya kenarının alanı iki tane eşkenar dörtgenin alanı eşitmiş. Paraya kenarının alanı ne? Tabağın çarpı tabana ait yükseklik. Yani 4 çarpı 18 k'ye eşit arkadaşlar. O da 2 çarpı eşkenar dörtgenin alanına. Eşkenar dörtgenin alanında taban çarpı tabana ait yükseklik değil mi arkadaşlar? Evet. Yani x çarpı x k'ye eşit olacak. A burada k'lar birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman o, burası kaç yaptı arkadaşlar? 36. 2 ile de sadeleşince 36 yaptı. Evet. 36 eşittir x kare ise x buradan kaç geldi? 6 geldi. Çevresi kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? X'i 6 bulduysak e, 4 tane 6 var arkadaşlar. O da kaç yapar? 24 yapar. Evet güzel bir soruymuş. Alan dağıtmadan maalesef yapamadık. Tabi kenarlarda e, burası 2 falan verilmiş olsaydı alanlar oranı sormuş olsaydı alan dağıtarak çok daha rahat bir şekilde yapabilirdik soruyu. Ama kenar verilmemiş alan dağıtamadık. Alan dağıtamadığımız zaman da taban çarpı tabana ait yükseklik her zaman daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet 33. soruyu da yani bu şekilde bir soru da çözmemiz de lazımdı. İlginç bir soru. Yani e, tabana ait yükseklik sorularından güzel sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Hoş sorulardan bir tanesi. Ve böylelikle bu testi paraya kenar yani paraya kenar ve eşkenar dörtgen özetini ve sorularını halletmiş olduk arkadaşlar. E, bundan sonra sırada ne var? Sanırım dikdörtgen ve kare mi var? Ya da yamuk ya da deltoid olması lazım arkadaşlar. Artık hangisi varsa e, sanırım yamuk ya da deltoid olması lazım arkadaşlar ya. Ya da diktör kendi karı tam hatırlamıyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.